Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda bugün son yılların belki de çağımızın sorunu olarak bahsedebileceğimiz bir konudan konuşmaya çalışacağız. Bir konu hakkında beraber İrem Hanım'la beraber değerlendirmeye çalışacağız. Mutsuzluktan bahsedeceğiz bugün. Neden bir türlü mutlu olamıyoruz? Acaba mutluluğu gözümüzde çok mu büyütüyoruz? Ya da mutluluğun bize dışarıdan gelmesini bekliyoruz ve gelmediği için de öfkeleniyor muyuz? Yoksa daha mutlu biri olmak için neler yapabiliriz? Mutlulukla alakalı inandığımız acaba yanlış inanışlar var mı? Hepsini ele almaya çalışacağız. Çok değerli konuğum, klinik psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya bizlerle. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bir süredir bir araya gelemiyorduk. Gün bugünmüş. Evet, gün bugünmüş. Çok da güzel oldu. Siz de çok yoğundunuz. Evet. Ben bir yandan sosyal medyadan takip ediyorum. Her zaman yoğunluğunuz var. Çok da takdir ediyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu vesileyle belirtmiş olayım. Üretkenlik, çalışkanlık çok güzel. Çok da takdir edilesi bir haslet bence. Ve aslında programın en başında belki yeri geldiğinde siz de değinecektiniz ama ben programın başında bahsetmek istiyorum. Çok da güzel bir kitap çıkarttınız son zamanlarda. Bugün mutsuzluktan bahsedeceğiz. Mutsuzlukla can sıkıntısının ayrımını yapmaya çalışacağız. Sizin de çok tatlı da görünen bir kitabınız var. Can sıkıntıma ne söylerdim? Başlığıyla bir kitap yazdınız. Evet. Can sıkıntısından da bahsedeceğiz. Hı hı. Belki kendimizi de şöyle bir sorgulayacağız. Biz kendi can sıkıntımıza ne söylemeliyiz? Belki bunlara bakacağız. Hı hı. Ve can sıkıntısı deyince mutsuzlukla doğrudan aklımıza geliyor. Peki biz neden mutsuzluk yaşıyoruz? Mutsuzluk zannettiğimiz şey acaba başka bir şey olabilir mi? Dilerseniz bu kısmıyla başlayalım. Öncelikle güzel dilekleriniz, düşünceleriniz, bakış açınız için çok teşekkür ederim. Zaten bugün bol bol bakış açımızdan da, düşüncelerimizden de bahsedeceğiz. Birbirimiz için de aslında bu tarz düşüncelere sahip olmamız ilişkilerimizde de mutluluğu yakalamamızı sağlıyor. Kitap için de ayrıca çok teşekkür ederim. Can sıkıntıma ne söyledim kitabının aslında konusu altyapıda çocukluk çağı depresyonu ve beraberinde çocukların canı sıkıldığında teknolojiden uzak kalsın, kitaplara sarılsın ya da kendi kendine bu can sıkıntısıyla baş etme becerisini kazanabilsin istediğimiz için ilk önce bu kitapla başladık. Çünkü yetişkin olarak da aslında çocukluktan itibaren zor durumlar karşısında ne yapmamız gerektiğini bazen hissedemeyebiliyoruz. Bu yüzden önce çocuklardan başlayalım istedik. Okuyanlarımız da umarım beğenirler. Şimdi mutsuzluk kavramını ele alacak olursak aslında çocukluktan itibaren hangi duyguları daha çok ruhumuzda barındırdıysak yetişkinlik döneminde de o duyguları daha çok ruhumuzda barındırıyoruz. Ya da o duygularla çocukluğumuzda baş edemediysek o duygu bizim ruhumuzda baş edemediğim zor duygu basamağının altında yer alan bir durumsa sonrasında yetişkinlikte de ne zaman kendimizi mutsuz hissetsek, ne zaman kendimizi yorgun veya can sıkıntısı içerisinde hissetsek bu anlarda zorlanıyoruz. İşte bizim aslında şunu bilmemiz gerek. Ne zaman mutsuz hissediyorum? Beni ne mutsuz hissettirir? Beni ne yorar? Beni ne yıpratır? Biz bazen kendimizi ne yazık ki o kadar çok ihmal ediyoruz ki ne yaptığımızdan habersiziz. Ya da nasıl hissettiğimizden, ne düşündüğümüzden, bugünü nasıl geçirdiğimizden habersiz bir şekilde yaşıyoruz. Hani bir soru vardır ya, ölmek için mi yaşıyorsun, yaşamak için mi yaşıyorsun diye. Biz bazen sadece günü doldurabilmek, haftayı, ayı, seneyi doldurabilmek için yaşıyoruz. Ya da biz bir hafta boyunca pazartesiyi lanetleyerek ama cuma günü tatil geldi sevinciyle yaşıyoruz. Demek ki burada bir şeyleri zorundalıklarla yapıyoruz. Demek ki burada bakış açımızla birlikte bir şeyleri değiştirebilme ümidini kendi ruhumuza yaşatmamız gerekiyor. Ve ben aslında şöyle bakıyorum Nihan Hanım. Yani aslında andan o kadar kopuk yaşıyoruz ki o an içerisinde beni mutlu hissettirebilecek aslında belki çok fazla şey var ama ben bunlardan uzakta yaşıyorum. Ama ben bazı şeylerin beni mutsuz hissettirdiğine inanmışım
ve bunu kendi ruhumda kemikleştirmişim. Kemikleştirdiğim durum yosun tutmuş ve kendim artık başka bir bakış açısı göremiyorum. Artık başka bir perdeyi ruhumda aralayamıyorum. İşte bunlar ne olabilir? Az önce söylediğim gibi pazartesi günleri. Ya artık bir günah keçisi haline geldi o pazartesi günü. İşte sabah saat 9'da işe gidecek olmak. Ya da bazı anneler diyorlar ki işte bir daha tatil olmasın. Çocuklar evdeydi, çok yorulduk, canları çok sıkıldı, çok yordular beni diyorlar. Ne zaman okul açılacak diyorlar mesela. Meselelere nasıl baktığımız, sonrasında nasıl hissettiğimizi gösterir. Bu yüzden bizim en başından itibaren bakış açımız, düşünce yapımız bizim bugünkü mutsuzluk kaynağımızı oluşturuyor. Ve biz aslında zorunda hissettiğimiz noktalarda bize iyi gelen neler var? Ya ben orada ruhumu neyle doyuruyorum? Sadece buna bile baksak bir şeyler değişebilecek. Biz eğer düşünce yapımızda sadece besin kaynaklarımızda zarar verici, zehirli boyutunda baksak meseleye, o zaman pek mutluluğu yakalayamayız zaten. Ya da mesela diyet yapıyoruz diyelim. Diyet yaparken biliyorum ki yağlı yiyecekler, hızlı yiyecekler veya hamur, karbonhidrat içeren ürünler bana zararlı. Ben bunu biliyorum ama bilmeme rağmen o dopamin hormonunu da salgılayabilmek için diyorum ki ya ayda bir gün benim günüm. Kendime ödül verebilirim. Tamamen yasak değil bak bir şeyler. O zorundalıktan sıyrılabiliyorum ara sıra. Tamam bedenime zarar veriyor ama ertesi günkü beslenmemle birlikte hücrelerimi de yenileyebilirim. O toksini de vücudumdan atabilirim. Ve bir şeyler sadece yasak değil. Sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Bedenimin iyiliğini düşünüyorum. Aynı şeyi ruhumuzda da yapabilmeliyiz. Evet bir şeyleri zorunda hissederiz ama sonrasında kendimizi bir nadasa da bırakırız. Dinlenmeyi de arzulayıp dinlenmeyi de kendi ruhumuza da yaşatabiliriz. Son zamanlarda çok rahatsız olduğum bir şey var Nihan Hanım. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir video da paylaştım hatta. Dilimize pelesenk olan bazı kelimeler var. Çok yorgunum, çok yoğunum, hiç vaktim yok, hiçbir şeye fırsatım yok. Ya bunlar artık bir kaçış cümlesi olmaya başladı. Kaçış kelimeleri bunlar artık. Neyden? İlişkiden kaçma cümlesi. Neyden? Sosyal ilişkiler, sosyal aktivitelerden kaçma cümlesi. Bir zaman sonra artık yorgun olmak, yoğun olmak bir gurur kaynağı meselesi olmaya başladı. Eğer ben dışarıya çıkarken bir yorgunluğum veya yoğunluğum olursa, kendime sebep olarak bunu sunarsam, bakın bahane değil, bahane olarak görmüyorum onu. Ya zaten çok yoğunum şu günlerde, bu yüzden yapamam. Bu yüzden buna vaktim yok. İşte bu yoğunluklar ne yazık ki bizim aslında sosyal ilişkilerimizden bizi zorladığı, uzaklaştırdığı gibi bizi mutluluktan da uzaklaştırıyor. En başından beri söylüyorum, insan insana muhtaç ve de insan eksik bir varlık. Ancak biz insanlara karşı ya çok yoğunum Nihancığım kusura bakma bu hafta sonu buluşmayalım ama önümüzdeki aya takvime ben bir bakayım. Ya bu kadar kendimi dışarıdaki ilişkilerimden, dışarıdaki mutluluğumdan ve bizim tabirimizde dış kaynaklarımızdan izole eder, uzaklaştırırsak bir zaman sonra yalnız kaldığımızda yeni bir mutsuzluk kaynağıyla baş başa kalıyoruz. Yalnızım, dışarıya çıkacak yanımda kimsem yok. Ya dışarıya çıksam ne yapacağım ki? Benimle kimse oturup bir kahve içmez ki. Hem işte falancanın çocuğu, falancanın en yakın arkadaşı, falancanın ise başka bir hobisi var artık. Peki ben ne yapıyorum? Bu zamana kadar hobi edinmemişim. Bu zamana kadar sadece işimle hemhal olmuşum. Sadece eşimle hemhal olmuşum. Dışarıda arkadaşım buluşmak istediğinde demişim ki ya ben çok yoğunum. İşte iki ay sonra çarşamba günü belki olabilir ama bir bakalım demişim. Sonra da ne kaldı geriye? Hiç kimse, sadece evet. Ben. Yalnızım. Hatta bu yalnızlık da değil, tek başınalık. Evet. Dün siz çok güzel bir şey yaptınız. Bir soru kutucuğu bıraktınız. Ardından ben de dedim ki ben de bir soru kutucuğu evet. Bırakayım. İlk almış olduğum yanıt ne oldu biliyor musunuz? Yalnızlık tabii ki. Ya o yalnızlık değil ki aslında. Yalnızlık güzel bir şeydir. Bu arada yalnızlık mutlu hissettiren bir kaynaktır. Evet. Ama ona sonra değinelim. Öyle olmalı. Yani. Kesinlikle öyle evet. Olmalı.
Ancak tek başınalık mutsuzluk kaynağı. Buna da en büyük engel bugünün dünyasında, çağımızın sorunları arasında yoğunluk, yorgunluk, iş stresi, işkoliklik geliyor. Evet. Şimdi şöyle, bir yandan ben kendimi düşündüm. Ben de mi kaçmak için bunları söylüyorum acaba diye bir kendimi sorguladım. Burada dengeyi nasıl kuracağız? Belki bunu konuşabiliriz. Çünkü gerçek bir yoğunluk da söz konusu oluyor hayatımızda. Daha yayına başlamadan önce bahsediyordum size. Gece 12'ye kadar dersteydim falan böyle. Bunlar hayatımızın bir parçası. Hani farklı meslek gruplarının farklı getirileri var. Bir yandan bu programla alakalı bizim yoğunluğumuz devam ediyor mesela. Ev hanımlarının bitmek bilmeyen bir yoğunluğu var. Çalışıp eviyle ilgilenen hanımların aynı şekilde. Herkesin kendi hayatınca bir koşturmacası var. Hep de diyoruz ahir zaman vaktimiz çok bereketsiz diye. Bütün bunlar, bu birikmişlikler bizim mutsuzluğumuza da sebep verebiliyor. Ya da bir kısır döngü gibi. Mutsuz oldukça da mutlu olacağımız alanları belki oluşturmakta zorlanıyoruz. Onları bulmakta belki zorlanıyoruz. Burada dengeyi nasıl sağlayacağız? Yani şöyle sorabilirim belki. Gerçekçi olan yoğunlukla bizim fark etmeden bahanemiz haline, sebep haline getirdiğimiz yoğunluğumuzu nasıl ayırt edebiliriz ve buradan bir mutluluk kaynağı çıkartabiliriz? Şimdi şöyle anlatayım size. Pazartesi günü sabah 9.30'da başlayan süpervizyon ve akşama kadar biten bir seans döngüm vardı. Salı günü sabah 10, akşam 10 seans döngüm vardı. Dün çarşambaydı. Dün nasıl oldu anlamadım. Akşam saat 9'a kadar seanslarım vardı. 9'dan sonra eve misafirim geldi ve dedim ki ya yarın yayın var, birkaç tane makale okuyayım dedim. Ne yaptım? 2 saat boyunca onlarla takıldım. Sonra 11'de odama çekildim. Biraz makale taradım bugünkü program için. Bugün buradan çıktıktan sonra tekrar seanslarım başlayacak. Yarın yine sabah 10, akşam 10 klinikteyim. Ama cumartesi günü öğleye kadar yine seans alacağım. Cumartesi günü günüm var Nihan Hanım. Yani 2 haftadır güne gidiyorum. O kadar iyi hissettiriyor ki beni. Gerçekten ev hanımı, ev kadını gibi o güne gitmek, evet, o muhabbetin içerisinde dahil olmak, deterjana, çamaşır makinesine çamaşır suyunu yanlış koyduğumu orada öğrenmek benim için inanılmaz mutluluk kaynağıydı. Çok yoğunum. Bakın pazar günü de ayrı bir tempom, evet, var. Ama biliyorum ki cumartesi günü o muhabbete dahil olacağım. Farklı şeyler düşünebileceğim. Yüksek lisansta uzmanlık yapıyorken hocamız şey demişti. Kadınlar aslında literatürde erkeklere göre çok daha fazla depresyona girer. Erkekler bir tık daha azdır. Ama bunun sebebi kadınların psikolojik destek almaya daha fazla hevesli ve istekli olmasıdır. Aslında iş yoğunluğu ve erkeklerin güçlü gözükme çabasıyla birlikte erkeklerin de depresyona girme olasılığı en az kadınlar kadar eşittir. Ancak şöyle bir fark var ki kadınlar düzenli olarak güne gittikleri için günde eşini çekiştirir. Günde kayınvalidesinden bahseder, eltisinden, görümcesinden, annesinden, babasından, çocuklarından bahseder. Kendisi anlattıkça yanındaki de anlatır. Benimkisi de öyle, seninkisi de öyle derken der ki ah tamam yalnız değilim. Herkeste benzer sorunlar var. Rahatlar ve o günden öyle çıkar. Evet. Şimdi evet günün aslında insana grup terapisi niteliğinde iyi geldiğini de biliyoruz ya da arkadaş toplantısının. Erkeklerin genellikle birlikteyken konuştukları birkaç tane konu var. Birincisi iş, ikincisi futbol, üçüncüsü siyaset. Bu üç konunun dışına çıkabilen erkekler yine aynı şekilde kadınların günde yakalamış olduğu grup terapisi tadını yakalayabilirler. Yani derdini paylaşabilen ya da paylaşma cesareti gösterebilen erkekler kendilerine orada bir mutluluk kaynağı bulabilirler ya da o boşaltımı, katarsisi yaşayabilirler. Şimdi ne kadar yoğun, ne kadar yorgun olursak olalım, bu yüzden hayatımızda kendimize kısa kısa esler vermemiz gerekiyor. Yani şunu dememiz gerekiyor. Benim vaktim, bana ait olan vakit ya da şunu dememiz gerekiyor. Ya tamam iş burada kaldı ya da evdeki sorumluluğum bu şekilde ama ben şuraya giderek kendimi, ruhumu boşaltacağım ya, deşarj edeceğim. Dolayısıyla biz ruhumuzu deşarj etmediğimizde o insanlara söylemiş olduğumuz yorgunluğu, yoğunluğu
bir zaman sonra kendimizle baş başa kaldığımızda kendimize söylüyoruz. Of, çok yorgunum, çok yoğunum, bıktım. İşte o bıktım kelimesine ulaşmamak için önce insanlara, sonra kendimize bu bahane ya da sebebi sunmamamız gerekiyor. Yorgun olabiliriz ama ben zamanını oluşturmamız gerek. Bu bizim sorumluluğumuzda olan kısım. Kesinlikle. Aslında kendi iyi oluş halimizi biz kendi çabamızla sağlıyoruz. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımız gösteriyor bunu. Bugüne yapmış olduğumuz yatırımımız ya da yarını düşlerken kendimizi görmek istediğimiz nokta. Yani ben yarın saat 12'ye kadar çalışmaya devam mı etmek istiyorum? Yoksa hayır ya saat 8'e kadar çalışayım, 6'ya kadar çalışayım. Sonra kitap okuyayım. Ama bir zorundalık için değil. Öğrenmek için ya da iyi hissetmek için, kitap okurken ki o stres hormonunun azaldığını bildiğim için kitap okuyayım ya da çalışayım ya da o sadece yürüyüşümü yapayım, sadece düşüneyim. Yani öyle bir haldeyiz ki düşünmek bizi yorar hale geldi. Ne zaman düşünecek olsak, düşünmek istemiyorum. Hem bir sendrom varmış, overthinking sendromu, aşırı düşünme bağımlılığı. Bu yüzden artık düşünmemem gerek diye düşünüyorum. Şimdi overthinking sendromunda evet tabii ki aşırı düşünme halini yavaşlatmamız, anda kalmamız gibi bir takım çözüm önerilerimiz elbette ki mevcut. Ancak düşünmekten de kaçmamak gerek. Burada önemli olan ayrıntı neyi, ne şekilde, ne koşulda, hangi bakış açısıyla birlikte düşündüğümüz. Eğer orada bir karamsar bakış açısı varsa, hayır ya bir dur, bir dur, bu değil, doğru değil, bu sana iyi gelmeyecek. Ancak sen o iyi oluş halini düşünerek aslında kendi bedenini rahatlatmak, duygusal dünyanı geliştirmek için bir düşünce bakış açını geliştirebildiysen o noktada lütfen düşün. Yani bugününü düşünüyorsun, geleceğini düşünüyorsun ama ya nasıl olacak şimdi, yapabilecek miyim şimdi, olur mu benden, ben yapabilir miyim sanki şeklinde. Belirsizlik içeren ve belirsizliğin içerisinde daha fazla olumsuzluk barındıran düşünceler varsa orada bir dur. Ama orada ya ben inanıyorum ileride şunu yapabilirsem belki bana daha güzel fırsatlar sağlanabilir. Ya da biliyorum ki bugünkü çalışmalarımın karşılığını alacağım. Biliyorum ki işte olumlu düşünmenin benim ruhumda olumlu etkileri var. Bedenimde de olumlu etkileri var. Ben nasıl düşünürsem bir zaman sonra iyi oluş halime bunu eklemiş oluyorum. Bu yüzden düşünme şeklimiz de bizim kendimizle olan o barışıklılığımızı da arttırıyor. Zaten mutsuz olan insanların özelliklerine baktığımızda bazı kriterlerden bahsetmiştim az önce. Zorunda hissederler, yorgundurlar, yoğundurlar veya işte bakış açılarında olumsuzluk vardır diye. Bir de şu var, mutsuz hisseden insanlar daha çok kendisiyle savaş halinde olan insanlar. Mesela sürekli kendisini başkalarıyla kıyaslarlar, karşılaştırırlar ya da sürekli kendisine karşı bir öz eleştirel kimlik geliştirmiştir mutsuz olan kişiler. Kendisini eleştirdiği gibi kendisine karşı bir zaman sonra suçlama eğilimi içerisine de girebilirler ve tüm bunlar aslında kişinin kimliğini yıpratıcı bir nitelik taşır. Bir insan kendisiyle baş başa kaldığında kendisinden memnun değilse, bir insan bir başka ortamda kendisinden duymuş olduğu memnuniyetsizliği sürekli yansıtıp orada sağlıklı bir ilişki kuramaz. İşte yalnızlaştırmalarımız da bu şekilde de aslında oluşuyor. Sadece yoğunluk, yorgunluk da değil mesele. Biz bir zaman sonra tercihlerimiz doğrultusunda kendimizi kendimiz yalnızlaştırıyoruz. Çünkü ben memnun değilim ki kendimden. Çünkü ben sevmiyorum ki kendimi. Çünkü ben kendimi yeterli bulmuyorum ki. Diyorum ki ben yapamam, ben beceremem, ben anlatamam, ben konuşamam. Ancak masadaki birisi bana soru sorarsa ben onu yanıtlayabilirim. Ama ben bir konuyu ortaya koyamam. Ama ben yeni bir konu üzerinde konuşamam. Zaten haznemde bilgi de hiç yok. O zaman ben konuşmayayım, sessiz kalayım. Şimdi bazı araştırmalar var ve bu araştırmalarda özellikle çekingen olan, içe kapanık olan ve özgüvensiz olan bireylerin kendisini mutsuzluğa daha fazla teslim ettiği gözlemleniyor.
Burada da en büyük etken aslında bu kişilerin kendisini tanımak için adım atmaması, kendisine sadece belli başlı ama geçmişten gelen ama bugünkü deneyimleri doğrultusundaki temel, olumsuz temel inançlardan kaynaklı geliyor. Yani ben bugün kendime yetersizim, beceriksizim, işe yaramazım, benden hiçbir şey olmaz gibi yaklaşıyorsam sonraki hayatımda da o mutsuzluğu barındırmaya devam ediyorum. Burada az önce de bahsetmiştiniz mutsuzluğun sebepleriyle alakalı çocukluktan getirdiğimiz ve biraz daha içimizde neleri barındırdıysak demiştiniz. Şimdi bu temel inançların yani kendimizle alakalı kendimizi tanımladığımız olumsuz olan sıfatların da tabii olumluların da pek çoğunun kaynağı bizim çocukluk hayatımıza dayanıyor. Ve oradan bazı tohumlar atılmaya başlıyor. Orada nasıl bir tohum ekildiyse de o tohumun filizlenmesiyle beraber biz hayatımıza devam ediyoruz. Tabii bunu değiştirmek mümkün. Yani bu çekirdek, bu tohum içimizde var diye değişmeyecek anlamına gelmiyor. Sonra biz yetişkin olunca bakıyoruz bu tohumdan çıkan ağacın meyveleri ne kadar güzel, ne kadar değil, ne kadar sağlıklı. Yoksa sürekli çürük meyveler mi veriyor, ne oluyor? O zaman onun yerine yeni tohumlar nasıl ekebilirim diyoruz. Ancak yetişkin olduğumuzda oluyor bu işler. Kesinlikle. Şimdi biz çocukluk zamanımıza baktığımızda acaba bugünkü mutsuzluğumuzun, genel olarak memnuniyetsizliğimizin, genel olarak kendimizden ve hayattan şikayet edişimizin sebeplerini çocukluğumuzla nasıl ilişkili olarak görebiliriz? Nasıl sebepler olabilir orada? Çok sık gördüğümüz bir şey var. Ailenin bakış açısı nasılsa, aile evde olaylara karşı nasıl yaklaşıyorsa bir zaman sonra çocuklar da olaylar karşısında sergilediği davranışlar, duygu ve tutumlar bu şekilde hemhal oluyor. Yani ben burada bir işte şu çayı devirdiğimde eyvah ne oldu işte çay bardağım kırıldı işte gitti işte bardak gördün mü 12 tane setim vardı şeklinde bir tepki veriyorsam çocuk da en ufak bir şey olduğunda olaylara karşı aşırı yüklenmeci bir şekilde davranıp iç dünyasındaki suçluluk duygusunu kendisini zehirler potansiyelde değiştiriyor. Ailedeki bakış açısı, mutluluğu ve mutsuzluğu yaşama şekli çocuğun iç dünyasına ya da biz yetişkinlerin geçmiş hayatında çok büyük bir etken. Diğer bir etken şu ki biz biliyoruz ki depresif yatkınlık dediğimiz bir gerçek var. Aile fertlerinden biri veya birkaçı daha önce depresyon yaşamış, depresyonu geçirmişse sonrasında kendisinden sonraki gelenlerde de depresif yatkınlığın olma olasılığını görebiliyoruz. Bu da bir zaman sonra olaylar karşısında karamsar bakış açısının yüksek olduğunu da gösterebiliyor. Bir diğer nokta. Ailede yaşamsal sıkıntılar söz konusuysa, ekonomik sıkıntı, aile içi şiddet, aile içi geçimsizlik, iletişim bozuklukları ya da anne baba arasında sevgi bağı yoksa, kardeşler arasında kıskançlık ve kardeşler arasında ayrımcılık varsa ne yazık ki bu çocuk mutsuzluğu öğrenmiş oluyor. Yani geçmişe dönüp baktığında çok güzel anılarım vardı, çok güzel bir ailedeydim demek yerine İlk olarak zihinde olumsuzluk canlanıyor. Çünkü beyin genel olarak olumsuzu düşünmeye daha çok yatkın, olumsuz anıları hatırlamaya daha çok yatkındır. Biz genellikle terapilerde hadi bak annenle ilgili olumlu hangi anın var? Bunu kaynak olarak alalım. Kaynak yerleştirme yapalım. Babanla ilgili hiç sevildiğini düşündüğün bir anı var mı? Ya da evde kendini çok güvende hissettiğin bir anın var mı? Gibi olumlu anıyı çağrışımlarla birlikte hatırlamaya çalışırız. Çünkü olumlu anıyı hatırlarsak geçmişe dayalı bir güven algısı geliştirebiliriz. Ancak kişinin otomatik bir şekilde hatırladığı anılar olumsuz döngüdeyse işte burada bugünkü mutsuzluğunun zeminini oluşturmuş diyebiliriz. Bir de şu algı benim artık birazcık beni bile olumsuz yönde etkilemeye başladı. Ya bu değişmeli artık diye birkaç tane videoda paylaştım bu konuda, birkaç yazı da yazdım bu konuda. Şimdi bazı kaynaklarda doğduğun ev kaderindir ibaresi çıktı. Ve benim evimde mutsuzluk varsa, şiddet varsa, işte bazı bağımlılıklar varsa bu benim kaderim mi yani?
Şimdi ben evleneceğim eşimi babamdaki bağımlılık doğrultusunda mı seçeceğim? Babam anneme şiddet uyguluyordu. Benim eşim de mi şimdi kaderim doğrultusunda bana şiddet uygulayacak? Bu tarz düşünce yapısı ne yazık ki kişinin tercihlerinde umutsuzluğu, çaresizliği ve mutlu olmaya hakkının olmadığı düşüncesini geliştirdi. Bu yüzden buradan bir kez daha düzeltelim. Doğduğumuz ev kaderimiz değildir. Psikoloji bilimi bu yüzden vardır zaten. Psikoloji bilimi der ki, bak biz düşüncelerimizle birlikte bir şeyleri değiştirebilir, yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Bu yüzden düşünce yapımızı şayet değiştirebilirsek o zaman o kader döngüsünden çıkabiliriz. Psikoloji bilimi bu yüzden var. Ancak biz bazen alın yazın böyleymiş, kaderim böyleymiş, kader utansın şeklindeki o düşüncelerle birlikte zaten bir bataklık var. Karamsarlık, umutsuzluk, çaresizlik bataklığı. Kendimizi onun içerisine gömüyoruz. Ama biz sonra oradan ne bekliyoruz? Her zaman söylüyoruz, ne düşünürsek onu yaşıyoruz. Onu yaşatıyoruz kendimize. O zaman hani dini boyutta bile baktığımızda insanın işte kaderi çabası doğrultusunda değişir. Yani biz çabamızı sarf edersek eğer, çaba gösterirsek eğer bir zaman sonra o döngüyü kırabiliriz. Ama İrem Hanım, eş seçimi diyorsunuz. Ya ben bunun için ne çaba sarf edeceğim ki? Araştıracağız. Sağlıklı ilişki nasıl yaşanılır? Araştıracağız. Gerçekten mutlu bir ilişki nasıl olmalı? Gerçekten mutlu insanlar nasıl bakış açısına sahipler? Yani bunları araştırdığımız takdirde o kader döngüsünün çizgisinden ayrılıp ailemizdeki mutsuzluğu kendi kimliğimiz gibi varsaymaktan dışarıya çıkabileceğiz. Ya ki bunu da yapmamız gerekiyor. Bazen aileler şunu yapıyorlar. İşte benim çocuğum, benim uzantım, benden biri. Ben nasılsam o da öyle. Ancak bu düşünceden ben çok etkileniyorsam ve evet yani annem nasıl bakıyorsa ben de öyle bakıyorum mesele deyip kendimi geçiştiriyorsam bu meselede o zaman ben mutluluk çizgisinden uzaklaşırım. Biz bazen şunu yapmalıyız. Tamam, bu ailemin düşüncesi. Ama bu da benim düşüncem. Ben nasıl düşünüyorum? Peki bana göre aslında olması gereken ne? Ben aslında nasıl istiyorum ya da şunu yapabiliriz. Ya ben bundan 10 sene geçti hala bu şekilde mi düşünmek istiyorum? Hala bu kalıpta mı kalmak istiyorum? İşte bunların ayrımını yaparak aslında o bataklıktan bir nebze olsun çıkmaya çalışacağız. Bir de burada bahsettiğiniz, az önce değindiğiniz konulardan birisinin bununla paralel olduğunu düşündüğüm andan kopuk yaşamak. Buna değindiniz. Şimdi ne yaşadığımızdan habersiz bir şekilde yaşıyoruz. Günleri doldurmaya, saatleri doldurmaya bakıyoruz belki bir şekilde dediniz. Hayatta yapmamız gerekenler var, sorumluluklarımız var. Bunlar her zaman çok da keyifli değil. Ve bunların içinde bir yandan kendi düşünce yapımızı değiştirerek daha mutlu olabileceğimizden bahsediyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız henüz bilmiyoruz. Yaşadığım zorluklar var. Onlar beni zaten bunaltıyor. Sonra uzmanlar diyorlar ki bak düşünce şeklini değiştirirsen bakış açın değişmeye başlar. Sonra diyorlar ki bulunduğun anı da fark etmen lazım. Ne yaşadığının farkında olman lazım. Ben bunları duyan biriyim diyelim. Ve bir yandan da mücadele ettiğim pek çok şey var hayatımda. Ve hiçbirisiyle alakalı da sanki yol alamıyorum gibi hissediyorum. Ne anda kalmak nedir biliyorum. Ne farkında olmak nedir bunu biliyorum. Düşüncemi birazcık değiştirecek olsam arkadan bir ses geliyor tekrar diyor ki ya boşuna konuşuyorsun işte hiçbir şey de yolunda gitmiyor ki. Ya neyi başardın da şimdiye kadar gibi böyle eleştirel sözler de zihnimden geçmeye başlıyor. Ve tekrar ben ne olduğunu bilmeden hiçbir şey de değiştirmeden haftayı geride bırakıyorum. Yeni bir haftaya başlıyorum. Bunları nasıl yapacağız? Yani bu anda kalmak dediğimiz, farkında olarak yaşamak dediğimiz, bu farkındalığın içinde belki düşüncelerimizi de fark etmek olacaktır. Bunları nasıl yapacağız? Nasıl yakalayabiliriz? Şimdi ben bu anda kalmayı not alarak aldım. Buna birazdan değinsem. Ama öncesinde ben buraya gelmeden çalıştım da geldim diyorum ya. Dün akşam çalıştım. Mutsuzluğun sebeplerini böyle sıraladım. Çünkü aslında bizi çok fazla mutsuz eden noktalar var. Ben burada bir sürü 30'dan fazla madde çıkarttım.
Ve bunu böyle ara ara böyle anlatmaya çalıştım. İşte yorgunluk, zorundalık vesaire. Hı hı. Şimdi bazı noktalara değinmemişim. Siz böyle konuşurken onlara böyle göz gezdirdim. Onlara da değinmek Tabii. istiyorum aslında. Sonrasında da o anda kalabilmek, mutlu olabilmek, nasıl olabiliriz, ne yapabiliriz, neler yapmalıyız kısmına geçmek Tabii. isterim. Şimdi şöyle, aslında bunu yaparken, bu maddeleri çıkartırken ki isteğim de şu, sürekli danışanlarıma da söylüyorum, takipçilerime de söylüyorum. Bizim kendimizi yalnız hissetmememiz çok önemli. Çünkü şayet biz nasıl ki günde de yalnız hissetmediğimizde iyileşiyoruz, burada da kendimizi mutsuz hissettiğimiz noktada yalnız hissetmezsek eğer mutlu hissetmek için çaba sarf edebilir, kendimize olan inancımızı geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden birkaç tane daha mutsuzluk kaynağımız var. Bunu da ele almak isterim. Şimdi bir insan tekrar tekrar kendisine inanmak istiyor, başarmak istiyor ama başarısız oluyor diyelim. Bu iş hayatı olabilir, bu annelik rolü olabilir, eş rolü olabilir. Mesela eşi defaatle konuştu diyelim ki, diyor ki ya bana küsme artık be kadın, alınma. Küsme, kırılma, sen küstükçe, hıh deyip döndükçe yapamıyorum, suçlu hissediyorum. Kadınla konuşuyor, diyor ki tamam, diyor kadın haklısın, evet yapmamalıyım hayatım, bir daha yapmayacağım. Ama adam eve geç geliyor, kadın diyor ki yine geç geldin, yine beni kırdın, yine küstüm. Sonrasında diyor ki ya ben galiba yine küstüm, yine konuşmadım, yine içe döndüm. Ben galiba eş olmayı beceremiyorum. Ben galiba anne rolünü beceremiyorum. Ben galiba işimde iyi bir rolde değilim. İşimde iyi bir basamakta, kademede değilim. Kariyer döngüm benim buraya kadarmış. Şimdi biz yaşamış olduğumuz olaylardan sonra kendimizde bazen pes etme hakkını buluyoruz ya da vazgeçmeye doğru yöneliyoruz. Çünkü diyoruz ki bu beni çok zorluyor. Yani konfor alanımızın dışına çıkan şeylerde biz ne yazık ki bazen zorlanırız. Burada güven çatısından kendimizi uzaklaşmış gibi hissederiz. Hani böyle şey vardır. İlk yürümeye başlayan çocuk başta şöyle havada kalır, sonra etrafına bakar, sonra bir adım, sonra yine etrafına bakar. Hani burada konfor alanının dışına çıkmak, etrafındakilerin ona nasıl baktığını, yanlış bir şey mi yapıyorum, doğru bir şey mi yapıyorum, birisi bana kızacak mı, kızmayacak mı, heyecanlanacak mı, bağıracak mı? Hatta bazen çocuklar öyle yürüdüğünü ah diye alkışladığımızda böyle çocuk korkar, hop diye elini bırakır ve yere düşer. Şimdi aslında her bir başarı basamağımızda da biz ilk yürümeye başlayan çocuğun basamağının aynısını yapıyoruz. Ama çocuk ne yapıyor? Etrafına bakıyor, bir adım atıyor, sonra poposunun üstüne düşüyor. Sonra bir daha böyle başka bir koltuktan diğer koltuğa gidecekken 3 adım atıyor, yine düşüyor. 5 adım yine düşüş, 10 adım yine düşüş, diğer koltuktan diğer koltuğa, anneden babanın kucağına, sonra yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Yani yürümek bir bebek için nasıl sancılı bir süreçse, bizim arzuladığımız hayatta bazen bizler için sancılı veya sürekli adım atmamız gereken, çaba sarf etmemiz gereken basamaklar halindedir. Ancak ben kendimi başarısız olarak nitelendirirsem ve buradan sonra başka şeyler devreye giriyor. Rekabet algısı içerisindeysem, ya işte arkadaşım var, eşine sürekli işte kapıyı açıyor, hoş geldin hayatım diyor, işte güler yüzle kapıyı açıyor. Ben bunu neden yapamıyorum? Ben niye surat asıyorum? Ben neden kendim gibi olamıyorum? Arkadaş ortamında hiçbir sorun yok. Ben bu adama niye böyle zulüm çektiriyorum? Veya iş ortamında yanında onunla aynı anda mesleğe başlamış olan bir kişi var. Çok daha üst noktaya ulaştı ama ben daha ulaşamadım. Ya benim ondan neyim eksik? O bunu nasıl yapıyor? Düşünceleriyle birlikte, yani rekabet algısıyla birlikte gelişen kıskançlık, haset duygusu, çekememezlik, tüm bu duygu ve düşünceler ne yazık ki bir zaman sonra bizi daha fazla mutsuz hissettirip kendi iç dünyamızdaki öz eleştirel kimliğimizi arttırabiliyor. Bu yüzden aslında mutsuzluğumuzun altında bu çekememezlik, başarısızlık, haset düşünce duygular, kıskançlık duyguları gibi ve rakip algısı gibi duygular da var. Yine rekabetin ilk aşamasına geçecek de olursak, biz bunu yine evde başlatıyoruz. Kardeşlerimizle birlikte başlatıyoruz.
Benden sonra gelen ya da benden önce evin tüm alışkanlıklarına hakim olanla birlikte başlatıyoruz. Hep sürekli benden önce bir şeyleri bilen ablamla abimle anlayabiliyoruz bunu. Dolayısıyla aslında rekabet algısı dediğimiz şey aile içinde kardeş kıskançlığıyla başlıyor. Ve biz bunu kendi ruhumuzda sağlıklı hale getirmediysek, iş hayatımızda, evliliğimizde, anne baba rolümüzde ve diğer kimliklerimizde de mutsuzluk kaynağı olarak sürdürebiliyoruz. Bu yüzden hem aileye bakan tarafta hem iş hayatı ve yetişkinlik sancıları doğrultusunda bu noktalara da dikkat etmek gerek. Ve eğer ya evet aslında ben işte yan masamda oturan kişiyi bazen kıskanıyorum, istemeden de olsa kıskanıyorum. Bakıyorum ben patronla böyle konuşamıyorum. Amirimle, şefimle bu şekilde konuşamıyorum. Kız diyor ki ya amirim bir çay getireyim mi sana, ister misin diyor. Ya böyle nasıl konuşuyor, samimiyetsiz. İç sesim bu şekilde yankılanıyorsa eğer kendi yapamadıklarımla ilgili sancı çekiyorum. Diyorum ki ben nasıl böyle olamıyorum. Diyorum ki ya onda olan ama bende olmayan ne var? Eksik ne var? Orada bir eksiklik görüyorum kendimde. Bu da çok önemli bir nokta. Mutsuzluk söz konusu olduğunda. Şimdi bir diğer nokta da eğer ben hayatımda adaletsizlik ve haksızlık yaşadıysam, aile hayatımdan bugünkü güncel hayatıma kadar adaletsizlik ve haksızlığa maruz kaldıysam, ne yazık ki derim ki ya ben bu hayatta öyle haksızlıklara uğradım ki demek ki gerçekten mutluluğu hak etmiyorum. Ya yani mutluluğun hak edilebilecek bir şey olduğunu dışarıdaki uyaranlar doğrultusunda düşünürsek, kendi çabamıza bağlamazsak eğer, o zaman mutsuzluğun dev bir kaynağını oluştururuz. Ve son olarak eğer benim hayat gayem yoksa, amaçlarım yoksa, hayallerim yoksa, hedeflerim yoksa, o zaman beni hiçbir şey ama hiçbir şey mutlu hissettirmez. Her şey mutsuz hissettirir. Yani çünkü bir şeye ulaşmak isteyip de ulaşabildiğimde mutlu hissedebiliyorsam, eğer ulaşmak istediğim bir şey yoksa ben nasıl mutlu olacağım? Bu yüzden tüm izleyicilerimizin buna dikkat etmesini istiyorum. Muhakkak hayat boyunca amaçlarımız, gayelerimiz olsun. Bu dini değerler doğrultusunda da olabilir, kariyer döngüsü de olabilir, iyi bir eş olma rolü de olabilir, iyi bir ebeveyn olma rolü de olabilir ya da yaşlılığımda hayatımı şöyle geçirmek isterim şeklindeki bir inanç da olabilir. Ama muhakkak amaçlarımız, hayallerimiz olsun ki mutluluğu hak eden bir birey olduğumu önce kendi iç dünyamda kendime yansıtabileyim. Ben buna inanmazsam çünkü olmaz ki. Ya bir danışanım var, bana şunu söyledi. İrem Hanım dedi, çevremdeki insanlara hep baktığımda çocukluğumda dedim ki çok iyi yere geleceğim, göreceksiniz, çok çalışacağım ve o zaman bana da aileme de böyle davranmayacaksınız. İrem Hanım çok iyi yere geldim. Bakın şu anda görüyorsunuz bulunduğum konumu. Ama bitti galiba ya. Artık mutlu değilim. Evet. Neden? Çünkü yeni bir hedef yok. Yani o istediği noktaya geldi. Etrafındaki insanlara kendisini gösterebildi. Hayallerini yaşayabilme ihtimalini gösterebildi. Çabasını onlara ispat etti ama bitti, tükendi. İşte o zaman yeni bir amaç gerek oraya. Diyorum ya, ya nasıl yaşlılık geçirmek istiyorum? Evet. Yani yaşlandığımda neler yapayım? Ne yapabilirim? Ne yapmak beni doyurur ruhsal anlamda? Hatta şunu da ekleyebiliriz belki. Gene yaşlılıkla alakalı çok güzel. Ömür boyu bir amaç ve niyet belirlemek için. Ya da bugün ölürsem. Kesinlikle. Arkamdan nasıl bahsedilmesini isterim. Hı. Bununla alakalı farklı terapi çalışmalarının deneyimleri de vardır. Kendini kendi mezarında hayal etmek Evet. gibi. Hı. Ya da mezar taşında ne yazmasını istersin gibi. Yani bugün hepimiz şöyle bir düşünsek. Genelde çünkü ölüm dediğimiz zaman hep yaşlılıkla bağdaştırıyoruz ya. Hı. Bu hayat boyu bir kendimize amaç belirlemek için çok güzel. Bununla alakalı da var çalışmalar. Mesela 75. yaş günün olsa ve sevdiğin herkes orada olsa, onlara kendi hayatınla alakalı neleri söyleyebilen birisi olmak isterdin? Kendimizi hayal edelim, 75 yaşına kadar gelmiş ve neleri yapmış biri olmak isteriz diye.
Ve bununla beraber bugün eğer ölürsem, son günüm olacaksa, bugünüme kadar nasıl yaşamış biri olmak isterim? Mezar taşımda benimle alakalı özellikler yazacak olsa, orada ne yazmasını isterim? Peki istediğim şeyler, mesela çok cömert biriydi denilmesini mi istiyorum hakkımda? Ama birisi benden bir şey rica ettiğinde 40 kere tartıyor muyum bunu? Cömertlik sadece parayla mı oluyor ya da? Siz bana dediniz ki, Nihan Hanım ya benim şu konuda biraz yardıma ihtiyacım var. Benim de yapabileceğim bir şey diyelim. Ve ben çok yoğunum ama bakmaya çalışacağım dedim. Bir daha da dönmedim mesajınıza. Bu mesela cömert birinin davranışı mıdır? Çünkü vaktimden de cömertlik etmiyorum. Gayretimden de cömertlik göstermiyorum. Bütün bunları düşünerek aslında nasıl biri olmak istiyorumun cevabına da belki biraz yaklaşabiliriz. Çünkü hep sorulan sorulardandır. Biz kendini bilmek diyoruz programımızın adına. 500 kadar bölümdür de bu konuda konuşmaya çalışıyoruz. Bu bir yolculuk, hiçbir zaman bitmeyecek. Bugüne kadar cömertlik benim için kıymetliydi. Belki 30 yaşına geleceğim ve diyeceğim ki fark etmediğim çok daha farklı hasletler, güzellikler var hayatta. Öyle de birisi olayım ve onu katmaya çalışacağım kendime. Yani hiç bitmeyecek bu arayışım. O yüzden sık sık kendimize tekrar etmemiz gerekiyor bu soruyu. Tam bu bahsettiğiniz amaca ulaştıktan sonra mutluluğun birden bitmesiyle alakalı çok güzel bir film var. Birkaç farklı bölümümüzde daha tavsiye etmiştim. Soul isminde bir animasyon filmi. Şimdi soul kelimesinin Türkçe anlamı ruh ama ruh filmi diye aratınca o film çıkmıyor. Soul diye yazılıyor. Filmin konusu şöyle, hayat boyu müzisyen olmak isteyen bir ana karakter var. Ve hayatının fırsatıyla karşılaşıyor. Bir yerde müzik yapabileceği bir gruba dahil olacak. Bunun teklifini alıyor. Çok mutlu. Ve tam o akşam gösteri olacakken, yolda giderken kanalizasyon çukuruna düşüyor. Ve ölümle hayat arasında bir yerde, çok kritik bir yerde. Film oradan sonrasını aslında konu alıyor ve ruh dünyasıyla alakalı. Ruhlar dünyaya gelmeden önce bulundukları yerle alakalı bir tasvirde bulunmuş filmde. Orada da hayata gelebilmek için, dünyaya gelebilmek için hayat amacını keşfetmeleri gerekiyor ruhların. Böyle bir mizansen planlanılmış. Orada o bir şekilde hayatla ölüm arasında kaldığı yerde o ruh dünyasına gidiyor. Dünyaya geri dönmek istiyor. Akşam diyor ben diyor orkestrada çalacağım, gitmem lazım. Bir şekilde bir şeyler yapıyor, kaçak yollar buluyor vesaire. Ama tam bulamıyor. Yani hayat amacının ne olduğunu, bu hayatta var olduğunda ne için yaşayacağını keşfetmeden kaçak bir yoldan geri geliyor dünyaya. Akşam o gösteriye çıkıyor. Gösteri bitiyor. Dönüyor şefine diyor ki, bitirdik bugünü, yarın ne yapacağız diyor. Aynısını yapacağız diyor. Nasıl yani? Aynısını yapacağız. Sonraki gün. Ve sonra fark ediyor ki aslında ömür boyu hayalini kurduğu şey onun hayat amacı değilmiş. Onu o kadar da mutlu etmiyormuş. Gerçekten hayatta olmanın nasıl bir keyif olduğunu bütün bunları yaşadıktan sonra fark ediyor. Ve sadece düşen bir yapraktan keyif almanın, sadece metroda farklı insanları görmenin bile başlı başına hayatın içindeki küçük mutluluk kaynakları olabileceğini fark ediyor. Ve yeniden hayata hayat amacını bulmuş bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle çok ders alınası, içinde başka bir sürü metaforların olduğu, bence animasyon olmasına rağmen yetişkinler için olan bazı görseller çocukları korkutabilir. Çok keyifli filmlerden birisi. Siz bunlardan bahsetmişken eklemek istedim ben de. Çok teşekkür ederim. Ben de size söylerken notunu da aldım. Muhakkak izlerim. Aslında çok da severim animasyon filmlerini. Çünkü çoğu noktada aslında çok daha fazla anlam yüklediğini de biliyorum. Şimdi aslında bu filmde de zannediyorum biraz şu da varmış. Hani az önce dedik ya muhakkak amacımız olsun diye. Bu amaç noktasında da şu kritik ayrım var. Şartlı beklentiler. Yani o sahneye çıkacağım ve sonra hayatım muazzam olacak. Peki tamam sonraki stage'de ne var? Yarın ne yapacağım? Aynısını yapacaksın. Yani bir fark yok aynısı. Aynı sahne, aynı yer, aynı mekan.
İşte biz bazen şunu yapıyoruz. Üniversite sınavını kazanacağım, oraya bir kapak atayım var, of hayatım değişecek. Ya da diyoruz ki şu mesleğe bir sahip olayım var, o terapi koltuğunda bir oturayım, of göreceksiniz. İşte tamam, başka hiçbir şey istemiyorum Allah'tan. Ya da diyoruz ki ya işte bir evlat sahibi olayım, aman ondan sonra başka Allah'tan hiçbir şey istemeyeceğim, tamam. Ya biz bazen öyle bir şartlı beklentiler içerisine giriyoruz ki, şimdi sonra evlat sahibi oldum sonra öflüyorum, ofluyorum. Ya da üniversiteye kapak attım sonra ne oluyor? Ya of hoca da işte bana bir AA vermedi. İşte büte kaldım, gördün mü? İşte bu üniversite çok zormuş. Asıl mesele üniversiteye girdikten sonraymış gibi yeni umutsuzluk ve mutsuzluk kaynaklarını daha yoğun bir şekilde hissediyorum. Çünkü burada biraz gerçekçil düşünceden ayrılmak ve sadece kendi düşündüğüm gibi hissetmek var. Ve şartlı beklenti deriz biz buna psikolojide. Bu yüzden aslında şartlı beklentilerimizi de aza indirgememiz ya da sonrasını da hayal etmemiz çok önemli. Şimdi küçük şeyleri kendimize mutluluk kaynağı haline getirebilmek çok önemli. Ama bir de şu var, bazı insanlar der ya, ya ben küçük şeylerden bile mutlu olurum. Küçük şeylerden bile mutlu olurum ifadesi aslında kişinin çok mutsuz olduğunu gösteriyor. Eyvah, neden? Neden? Çünkü ne güzel ki, işte ya, küçük şeylerden mutlu ama oluyor. Küçük şeyler zaten çok önemsizleştiriyor. Orada onları küçümsüyor. Diyor ki küçük şeylerden bile mutlu olurum, çok büyük şeylere gerek yok zaten. Ya bir kere biz büyük şeylerin de hayalini kuralım. Hayalini kurarken bile mutlu oluyoruz. Araştırmalar bunu gösteriyor. Bir şeyin hayalini kurduğumuzda o şeyi yaşamışçasına neredeyse yaşamışız gibi mutluluk hormonu salgıladığımızı gösteriyor araştırmalar. Evet. Bu yüzden biz bunun hayalini kuralım. Neden küçümsüyoruz? Küçük şeylerden bile. Ya yok, ben bugün bir yeşili gördüğümde, ben bugün bir ağacı gördüğümde çok mutlu oluyorum ve bu küçük bir şey. Asla değil. Bu çok büyük bir şey. Ya çok büyük bir emek var orada. Çok büyük bir, hani güneş var. İşte yaratanın ben kudretini görebiliyorum orada. Ya da işte kuruyan bir şeyin tekrardan canlanabildiğini görmek, benim de ruhumda kuruyan bazı düşüncelerimi tekrardan canlandırabildiğimi hatırlatıyor bana. Dolayısıyla bu ifadeyi de artık dilimizden çıkartmamız gerek. Küçük şeylerden bile mutlu oluyorum değil. Küçük şeyler benim mutluluk kaynaklarım. Bu benim bakış açım. Bu bakış açısıyla ben zaten zenginleşiyorum. Bu bakış açısıyla zaten ben iyi oluş haline bürünebiliyorum. Yani bu noktaya da değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu şey, bir yapraktan, bir çiçekten mutlu olabilmekle alakalı olan kısım yine bizim bakış açımızı dönüştürebilmemizle ilgili. Ben çok severim evde bitki bakmayı, yetiştirmeyi. Ve tam da dediğiniz gibi kuru bir daldan bir şeyin filizlendiğini görmek, bir kere tekrar tekrar aslında Allah'ın her an yaratmaya devam ettiğinin gözle görülür bir kanıtı. Canlı. Yani o varoluş ve var etme hali sürekli devam ediyor. Buradan bir sürü anlam çıkartırız. Umutla alakalı bir sürü anlam çıkartırız. Bir küçük orkiden vardı. Mutlu edemedim bir türlü onu. Öldü zannettim hatta, yani kurumuştu. Sonra yapmam gereken birkaç şeyi öğrendim, yaptım. Böyle bir tanecik kuru bir dalı kalmıştı ama üstünde hiçbir filiz yok. Sonra bir baktım, o daldan bir şey çıkmaya başladı. Canlı bir dal çıktı. Onun üstünden tomurcuklar çıktı. Şimdi heyecanla, nazarda değdirmeyeyim, çiçeğinin açmasını bekliyorum. Belki de bugün eve gideceğim, o çiçek patlamış olacak. Bunu takip etmek bile, buna bakmak bile, o yaprağın aşamalarını görmek bile insanı o an içinde bulunduğu ruh halinden gerçekten uzaklaştırabiliyor. Bu herkes için farklılık gösterebilir bu arada. Yani kimisi için çok anlamsız olur belki. Olabilir, herkes aynı şeyden keyif almak zorunda değil. Ama neyse, bizim için orada mutluluk kaynağı olabilecek şeyler. Belki bunları da bulunduğumuz yerde var etme çabasını göstermek de bizim mutluluğumuzu artırmak için. Böyle mutlak bir şey de değil mutluluk. Yani ben o çiçeği gördükten sonra bir keyfim yerine gelecek. 5 dakika sonra yine üzüleceğim belki. Olabilir. Ama o keyfimin yerine gelişine de tutunmam lazım işte. Bunları hayatımıza katmak da yine, az önce de sorumluluk demiştim ya,
biraz da bizim sorumluluğumuzda. Yani o sorumluluğu almaktan da kaçıp sürekli şikayet edebiliyoruz. Kesinlikle. Bu arada konuştukça mutsuzluk kaynaklarını biz 40'a 50'ye tamamlayacağız gibi de geldi bana. İrem Hanım, bu arada ben sohbete dalmışım. Bizim ara vaktimiz gelmiş. Öyle mi? Bu mutsuzluk kaynaklarımız daha da çoğalabilir. İzleyicilerimizin yorumlarını alabiliriz. Sorularımız var. Onlara da yer vermeye çalışacağız. Burada bir virgül koyalım. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün İrem Oturaklıoğlu Kaya ile beraber mutsuzluktan bahsediyoruz. Mutlu olmakla alakalı yaşadığımız zorlukları biraz daha konuşmaya çalışıyoruz. Mutsuzluğumuzun sebepleri arasında neler yer alıyor? Bunları değiştirmek için neler yapabiliriz? Hem bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz? Hem bu bakış açımızın değişmesi hayatımıza nasıl yansır? Hepsini konuşmaya çalışıyoruz. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İrem Hanım, programın ilk kısmında biraz daha bakış açımıza hem vurgu yaptınız hem de mutsuzluğun sebeplerinden, kaynaklarından yer yer konuşmaya çalıştık. Farklı başlıklardan bahsettik ve araya giderken herhalde biz bunları daha da çoğaltacağız dedik programımıza ara verirken. Şimdi burada değindiğimiz kısımlardan birisi de şartlı mutluluklar oldu. Yani şu olursa mutlu olacağım zannettiğimiz şeyler ya da şu olmadığı için mutlu değilim zannettiğimiz şeyler var. O yüzden bunların arasında belki de en büyük yer tutan, kendimizce sebep olarak gördüğümüz başlıklardan birisi de para. Evet. Yani zengin olursam mutlu olacağım. Şu borçlar bir bitsin çok mutlu olacağım. Şöyle olursa mutlu olacağım, böyle olursa mutlu olacağım derken hayatı kaçırıyoruz. Hayatı nasıl kaçırdığımızı da birazdan ele alacağız. Tam bununla alakalı Elon Musk'ın ben hiç mutlu değilim dediği sözü karşımıza çıkıyor. Şimdi nasıl oluyor da bu kadar varlığın içinde bir insan mutsuz olabiliyor? Şimdi aslında sadece Elon Musk da değil, bizim ülkemizde de çok bildiğimiz zenginler var ve ne yazık ki aslında iç dünyalarında, belki ilişkilerinde, belki de şu anki gündelik hayatında mutsuzlukları derinlerde yaşıyorlar. Aslında önceki işte yayını kapatmadan önce de tam da bu noktaya değiniyorduk. Biz bazen bir şeyleri hemen istiyoruz. İşte acele bir şekilde istiyoruz, ulaşmak istiyoruz. Ancak bunu da yakaladım, bunu da aldım, bunu da kazandım, buraya da ulaştım, buraya da geldim. Bu başarıya da sahip oldum. Peki şimdi ne var diyerek doyumsuzluğu yakalıyoruz. Yani parası çok olan kişi bir zaman sonra doyumsuzluğu da çok olan kişi haline geliyor. Bu yüzden satın alabileceği bir şey kalmadığında, ulaşabileceği bir nokta kalmadığında, yeni hayal kuramadığında bu cümleyi kuruyor kişi. Ben hiç mutlu değilim. İşte bu yüzden de aslında mutluluğu tek bir somut bir şeye de bağlamamak gerekiyor. Şimdi bazı araştırmalar var. Bu araştırmalardan bir tanesi diyor ki aslında mutluluğu %100'lük bir baz üzerinden ayıracak olduğumuzda %50'lik kısmı bizim genetik faktörlerimiz, %40'lık kısmı bizim yaşamsal hedeflerimiz ve kendimizle ilgili değiştirebildiğimiz amaç örüntülerimiz, %10'luk kısımda ise bugünkü elde ettiklerimiz, bugünkü koşullarımız, işte aile hayatımız, ekonomik koşullarımız veya kültürel yapımız, doğduğumuz coğrafya. Şimdi biz eğer %10'luk kısmın sancısını çekiyorsak eğer mutsuzum dememeliyiz. Ancak %10'luk kısmı da tüm hayatımıza kanalize de etmemeliyiz. Yani ben param var, o zaman mutlu olacağım. İşte koşula bağlı mutluluk hali. Koşul varsa mutlu olacağım düşüncesi. Ancak o koşula geldiğinde şimdi ne var? Kapadokya'da derler ki balona binmenize gerek yok. Balona bindiğinizde sadece yukarıdan aşağıyı görüyorsunuz, yanlarınızdaki balonları görüyorsunuz. Ama aşağıdan balonların inişli çıkışlı halini görmek bambaşka. Şimdi bazen bir şeye ulaştığımızda aynı hedef ya da aynı sonuca ulaşmış olmuyoruz. Yani bazen ona çıkmamak, ona ulaşmamak bizim için çok daha fazla görsel bir şölen oluşturuyor. Ruhsal bir şölen de aynı şekilde. Bu yüzden paraya bir madde olarak bakmalı, mana olarak değil. Madde bizi mutlu hissettirir ancak madde tek bir koşulda değildir. Bu çok önemli.
Şimdi bir de bir araştırma daha var. Milli piyango çekilişi yapılıyor hani diyelim. Bu ya da kurayla işte para kazanımı ya da aniden para kazanan kişileri ele aldığımızda bu kişilerin hayatları araştırılmış. Araştırmalar doğrultusunda sonrasında daha fazla mutsuz oldukları görülmüş. Neden? Çünkü aniden para geliyor. Onu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Çevresindeki insanlar ona bambaşka bakıyor ve çevresindeki insanlardan o parayı korumaya çalışıyorlar, sakınıyorlar. Sonra çevresindeki insanlar diyor ki bu da para gördü ama sonra değişti. Sonradan gördü. İşte bu etiketlemelerden sonra bu kişi yalnızlaşıyor ve sonra diyor ki çevremdeki insanlar beni anlamıyorlar, beni kullanıyorlar. Ben olduğum için benimle ilişki kurmuyorlar. Param olduğu için ilişki kuruyorlar. Çünkü ben artık onlar için Alan değilim. Ben artık onlar için parayım. Onlar beni değil parayı seviyor. Ve sağlıklı veya samimiyet dolu ilişki kuramayan kişiler ne yazık ki bir zaman sonra o yayının başında söylediğimiz tek başınalık örüntüsüne giriyorlar. Bu yüzden paraya daima madde gözüyle bakalım, mana gözüyle değil. Amaç mı araç mı sorusu kesinlikle hep sorulur ya bununla alakalı. Aha. Yani bir araç olarak kullanmak üzerine çalışıp gayret etmek ve daha fazla kazanmak için çalışkan olmakta hiçbir sorun yok. Yani tabii ki elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu dünya hayatını güzelleştirmek için de uğraşalım, çabalayalım. Tamam, çok güzel. Ama bunu amaç haline getirdiysek eğer, yani hayatımın amacının belli bir meblağa ulaşmak olduğunu düşünüyorsam eğer, orada işler bozulmaya başlıyor. Sadece araç olarak görmem gerektiği yerle. Tabii bunu biz belki lüks harcama için, ekstra harcama için söyleyebiliriz. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakla alakalı bir geçim gayemizden bahsetmiyoruz burada ama hani bu kalem benim işimi görüyordur. Ben bu kalemle zaten yapabileceklerimi yapıyorumdur. Ama mesela kalem sektöründe de vardır ya, çok farklı markalar, çok daha lüks tüketime girebilecek her üründe olduğu gibi. Ve benim gözüm o lüks olandaysa ve sürekli onunla elimdeki kalemi kıyas ediyorsam, bu işimi görüyor ama o kalem olsa, ay o kadar güzel durur ki yayında da, öyle bir havalı dururum ki şöyle koyarım bir fotoğrafını çekerim, şöyle paylaşırım onu, çaktırmadan markası da gözükür orada. Böyle dertlerim varsa... Ama hiç de dile gelmez yani, içten içe kaşır bu dertler. Çünkü kimse benim marka takıntım var demez. Kimse ben lüks düşkünüyüm demez. Herkes elindekiyle çok yetinendir. Herkes çok masumdur çünkü sözlerine baktığımızda. Ama iç dünyamda eğer böyle bir şey varsa, bu benim işimi görmesine rağmen beni artık mutlu etmeyecek. Ben bundan memnun olmayacağım. Sonra sürekli zaten bunu almışım, mutluyum deyip belki de harcamalarımı farklı bir yönde yapmak yerine doğrudan daha lüks olanına yönlendirmeye başlayacağım. Ve hiçbir zaman sonu gelmediği için işte o hiç mutlu değilime gelecek. Yani daha fazlasını aldın, daha fazlasını aldın ve bitmeyecek ve orada beni doyuma ulaştırmayacak. Ama bunu gözden kaçırıyoruz ve o koşullu mutlulukla beraber ya da içimizdeki rekabetle beraber, kıyaslamayla beraber, sosyal medyayla beraber kendimize böyle farkında olmadığımız hedefler belirliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Sizce iç dünyamızda, hani dile getirmiyoruz dedim ya, ama içimizde olan bu şeyleri, kendimizi kıyasladığımız durumları, düşkün olduğumuz, biraz daha tırnak içinde zaaf diyebileceğimiz yönlerimizi nasıl fark edebiliriz? Aslında siz az önce satır arasında bunu söylediniz. Başkasının beğenisini kazanmak. Yani biz bugün sosyal medyada paylaşım yaparken de ne diyoruz? İşte kalem öyle elimde dursa, bununla bir fotoğraf çekilsem, ah ne de çok beğenilir, ne de çok da beğeni alırım, takip alırım. Yani biz bir şeyleri başkalarının beğenisini kazanmak uğruna değil de kendime nasıl yakıştırıyorum, kendimde nasıl uygun görüyorum ya da ya benim buna ne kadar ihtiyacım var ya? Ben buna niçin ihtiyaç duyuyorum şu anda? Ben bu soruların cevabını kendimde yanıtlamadığım müddetçe kendimi ötekinin gözünde görmeye çalışırım. Kendimi ötekine ispat etmeye çalışırım. Ötekiyle bir rekabet hali içerisinde olup
ondan üstün olmaya çalışırım. Ama üstün olma çabası zaten senin aşağıda olduğunu hissettirir. Ya sen aşağıda hissediyorsun ki üste çıkmaya çalışıyorsun. Her bir üstünlük çabası aslında altyapıdaki mutsuzluk kaynağını bize işaret eder. Ama ne yazık ki işte başlığımız çok güzeldi aslında. Çağımızın sorunu mutsuzluk. Mutluluk kaynağı aslında bir nevi modern hayatta bir cüzam gibi, veba gibi aslında. Neden? Çünkü biz mutluluk kaynağını bu tarz maddelerde buluyoruz. Diyoruz ki insanların beğenisi, ötekinin arzusunun nesnesi ya da. Dolayısıyla biz ötekiyle kendimizi hem kıyaslamak hem onun üstüne çıkmak derdine düştüğümüz için ne yazık ki bana ne yakışır, ben nasıl biriyim, ben neleri severim, ben nelerden hoşlanırım, benim becerim neler, benim yeteneklerim neler, benim ulaşmak istediğim hedeflerim neler, hayallerimi neler süsler, ben benden uzaklaşıyorum yahu. Ben eğer benden uzaklaşırsam beni ne mutlu hissettirir bunu bilemem. Sadece ve sadece derim ki gördün mü bak falancanın eşi gül almış. Sen neden bana gül almadın? Gördün mü? Gül aldığında ne kadar mutlu olmuş. Yüzük aldığında ne kadar mutlu olmuş. İşte biz başkasının mutluluğunu kendi hayatımıza entegre etmeye çalışırken kendi hayatımızda deneyimlediğimiz şey yalnızca mutsuzluk kaynağı oluyor. Bu yüzden ötekiyle kendimizi kıyaslamayacağız. Ötekiyle kendimizi karşılaştırmayacağız. Kendi hayatımıza kanalize olacağız ve ben faktörüyle ilgileneceğiz. Ya ben kimim ya? Neyden hoşlanıyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Benim hayallerimde neler var? Benim başkasının hayatını süsleyen benim hayalimi süslüyorsa eğer bu benim mutsuzluk kaynağım olabilir. Çünkü yalnızca ve yalnızca o telefona baktığımda onda var, bende yok düşüncesiyle birlikte kalıyorum ben. Bu yüzden başkasının hayalini süsleyen benim hayatımda mutsuzluk kaynağı oluşturmamalı. Bu karşılaştırma çok önemli. Çünkü kendisiyle ilgilenmeyen kişi ne yazıktır ki bir zaman sonra ilgiyi başkasında arar. Ve burada da farklı bir mutsuzluk kaynağı gelir. Sevilmiyorum, ilgi görmüyorum, değer görmüyorum şeklinde herkesin bizi sevmesini bekleriz. Ama şudur ki olay. Herkesin bizi sevmesini beklememiz bizim en büyük yanılgımızdır. Herkesle ilişki kuramayız. İrem herkesle anlaşamaz, Nihan herkesle anlaşamaz. Nihan'ın arkadaşları var, İrem'in ayrı arkadaşları var. Dolayısıyla bunun ayrımını yapmalıyız diye düşünüyorum evet. Ben. Bir izleyici sorumuz var İrem Hanım. Şimdi hı hı. Biz kendimiz odaklı düşündük daha çok. İlişkilerdeki mutluluğa da geçebiliriz belki bu soruyla beraber. Çok fazla başlık var konuşmak istedim. Hepsini de bu yayına sığdırmaya çalışacağız. Şimdi izleyici sorumuza devam edelim istiyorum. Hı hı. Şöyle soruyor. Şu an mutlu olduğumuz bir durumu, bir ilişkiyi ciddi bir kararla ileri taşımak istiyorsak fakat ya mutsuz olursam korkusu ve düşüncesi de varsa. Hı hı. Hissiyatımız olumluysa fakat bazı düşünceler karar vermemizi zorlaştırıyorsa insan gerçekten toz pembe bir mutluluk mu yaşıyor? Yoksa gerçek bir mutluluk mu? Nasıl anlar? Şu an mutluyum, ileride mutsuz olur muyum? Denklemi için neler söylersiniz? Şimdi öncelikle bu sizin yayın boyunca vurguladığınız sorumluluk temasıyla ilgili. Yani biz evliliğe öyle bir sorumluluk gözüyle bakıyoruz ki diyoruz ki bak tek bir seçim hakkın var. Onu en doğru şekilde seçmelisin. Sonrasında pişman olmamalısın. Sonrasında üzülmemelisin. Falanca ne kadar üzgün, falanca ne kadar mutsuz. Sen onu yapmayacaksın. Aynı hataya düşmeyeceksin. Biz kendimizi bu şekilde şartlandırdığımız için ne yazık ki mutlu olmalıyım düşüncesiyle değil, mutsuz olmamalıyım düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ve bu mutsuz olmamalıyım hedefi ne yazık ki bizi daha fazla korkutuyor. Seçtiğimiz kişi üzerinden diyoruz ki ya acaba bu doğru kişi mi, bu yanlış kişi mi? Şimdi burada öncelikle yapmamız gereken şey biz şema terapisinde sürekli bunu yapıyoruz özellikle. Karşımızdaki kişi eğer bizim vurulduğumuz kişi ise, eğer bizim aşık olduğumuz kişi ise, eğer ben onsuz bir hayat düşünemiyorum düşüncesi içerisinde olduğumuz bir kişi ise bu bizim şema kimyamızın tetiklendiği kişi olabilir, aşık olduğumuz kişi olabilir. Ve biz aslında sağlıklı ilişki örüntüsü aşkı değil, örüntüsünde aşkı değil, sevgiyi daha çok öneririz. Sevki
sevil ki ilişki uzun ömürlü sürsün. Dolayısıyla burada lütfen şuna baksın. Geçmişle ilgili hatırladığı bir şey var mı? Karşı tarafın davranışlarında, karşı tarafın düşünce yapısında, bakış açısında, duygu deneyimlemesinde geçmişteki hayatıyla ilgili bir şeyler ona tanıdık geliyorsa eğer, burada belki onun böyle içindeki o kararsızlık döngüsünün sebebini bulabilir. Ancak bu yoksa az önce söylediğim gibi sorumluluktan kaynaklı korku duymasının, sorumluluktan kaynaklı mükemmelliyetçi yapısı ve asla hata yapmamalıyım düşüncesiyle ilgilidir. Burada yapılması gereken şey mutsuz olmamalıyım kavramıyla değil, mutlu olabilirim düşüncesiyle bakmak ve şunu unutmamak. Hiçbir ilişki, hiçbir evlilik %100 oranında bir ilişki değil. Yani %70, yüzde belki bazı noktalarda 60, %80. Eğer bunu yakalayabiliyorsa mutlu olabilir. Ancak burada da olmazsa olmazlar olmamalı o %20 ile %40'lık kısmın içerisinde. Eğer benim hayatımda işte ya öfkesine doğru bir şekilde yaşamalı. Bu benim olmazsa olmazım. Ama bunu yaşayamıyor ya. Yani ama işte İrem Hanım dedi ki %30 olmayabilir. O zaman bu da olmayıversin canım. Diyorsak eğer bu olmaz. Eğer öfkesini doğru bir şekilde yaşamalı düşüncesi benim olmazsa olmazımsa bu noktada değişebilme ihtimali var mı yok mu buna bakılır. Yoksa şayet bu ilişkide bu sorun devamlı olur. Çünkü bir ilişkiyi, bir evliliği en çok mutsuz eden nokta düzelir, değişir, değiştiririm beklentisi. Değiştiremezsin, değiştirmemelisin de. Belki düzelmeyebilir, belki değişmeyebilir. Bu niyetle başlanan evliliklerde sonrasında çok hata yapmışım cevabı alınabiliyor. Ne yazık ki. Bu yüzden bu sorumluluk algısına bakılmalı. Şimdi mutluyum, ileride ya mutsuz olursam ileride mutsuz olur muyum? Bunun cevabını bilebilir miyiz herhangi birimiz? Sanki... Çok yani şimdi bilemeyiz gibi geliyor bana. Birini tanıyoruz. Diyoruz ki biz terapistler karşındaki kişiyi iyi tanı. Kendini iyi tanı, ilişkiyi iyi tanı. Ancak insan değişen bir varlık. İnsan canlı. Hani bugün sizin orkideniz solup tekrardan dirilebiliyorsa bir insan da aynı şekilde değişebiliyor zaman içerisinde. Evet. Bu yüzden tam tamıyla %100 oranında tanımak diye bir şey kendimize dair olmadığı gibi seçtiğimiz eşimize dair de olmuyor. Dolayısıyla süreçle birlikte değişimler söz konusu olabilir. Bu yüzden %100 mutlu olursunuz diye bir şey yok. Ancak bu noktada da tabii ki çift terapisi döngüsünde baktığımız bazı şeyler var. Mesela bu ilişkide saygı nasıl, bu ilişkide sevgi nasıl yaşanıyor ya da bu ilişkide kişiler nasıl tartışıyorlar? Mesela John Gottman hep söylerim der ki ben çiftlerin nasıl tartıştıklarına bakıyorum ve tartışma şekillerine göre %99 oranında boşanacaklar mı devam edecekler bunu analiz edebiliyorum. Çünkü bazı çiftler var hiç tartışmıyorlar zaten diyorlar ki tamam bizim bitti. Yo işte biz evde iki arkadaşız ya bu evlilik evlilik değil zaten der John Gottman. Zor kararlar sadece... Belki kararımızı belli noktalara endekslemememiz gerekiyor. Yani ya mutsuz olursam, mutsuz olur muyum? Dan ziyade hani iyi günde kötü günde deniyor ya. Hı hı. O öyle çok da boş bir laf değil. Hı hı. Sadece öylesine bir laf değil. Hı hı. Ben değişirsem ya da o da değişirse buna rağmen ben ömür boyu onunla beraber olmak ister miyim? Hı hı. Onunla ilgili beklentilerim neler? Ve bu beklentilerin hiçbirinin çıkmadığını varsayalım. Ona rağmen ben onunla beraber mutlu olabilir miyim? Çünkü hiç kimse kendi beklentisinin karşı taraf tarafından gerçekleştirileceğinin de garantisini veremez. Tabii ki. Yani beklentimin belki onda birisi gerçekleşecek. Ona rağmen ben buna tamam olabilecek miyim? Yani şunu kastediyorum. Biraz da gerçeklikle olan bağımızı kuvvetlendirmemiz gereken noktalar buralar. O da şu. Hem beklentimin gerçekleşmeme ihtimali... Hem karşı taraftan görebileceğim olumsuzlukları da kabul ederek hayata bakabilme ihtimali. Başımıza bir şeyler gelebilir
bunu kabul ederek yaşamaya çalışmak. Yani işin özünde ne yaparsak yapalım kontrolün bizde olmayacağını kabul ederek yaşamak. Ne yaparsak yapalım bir şeyler istediğimiz gibi gitmeyecek ve bunu bilerek yaşamak. Çünkü öbür türlü başımıza gelen her şeyle, kendi yaptığımız her şeyle kavga içinde olmaya devam ediyoruz. Yani insanın kendisiyle kavgası da bitmiyor. Bu da mutsuzluk sebeplerinden birisi demiştiniz. Bence bu kaynakların, bu kavgaların kaynaklarından birisi de hayatla sürekli mücadele etmemiz. Ve sanki hayat bize pek çok şey yolunda olacakmış diye vaat etti de sözünü tutmuyor. Ve o sözünü tutmadığı için biz de öfkeleniyormuşuz gibi davranıyoruz. Hayır, kimse zaten böyle bir şey vaat etmiyor. Bunun vaat edilmediğini kabul ederek yaşamak belki de başımıza gelen olumsuzlukları biraz daha kabul edebilme becerimizi artıracaktır diyebiliriz. Dedim ya, biz bazen mutluluğu hak etmediğimizi düşünüp küsüyoruz, hayata küsüyoruz, o mücadeleden ayrılıyoruz. Ancak mutluluğun hak edilen bir şey değil de mutluluğun tercih edilen bir duygu olduğunu bilmeliyiz. Şimdi burada şu anlaşılmasın, mutsuzluğu biz ötekileştirmiyoruz. Hayatta mutsuz olamayan ya da mutsuzluğu hissetmeyen bir kişi mutluluğu hissedemez. Çünkü siz eminim ki bu 500 yayının her birinde şu cümle geçmiştir. Ya da işte çoğunda geçmiştir. Her duygu zıttıyla birlikte varlığını sürdürür. Yani bir kişi mutsuzluğu hissettiyse mutluluğu da hissedebilir. Ancak bir kişi mutlu olabildiyse mutsuz veya acı verici bir olay yaşadığında o mutsuzluğu da hissedebilir. Bu yüzden mutsuzluğun bizim ruhumuzda sadece ve sadece mutluluğun kıymetini bilebilmemiz adına bile baktığımızda olması gerekir. Bu yüzden mutsuzluktan kaçmak diye bir şey yok, mutluluğu hak etmek diye bir şey de yok. Mutluluk bizim tercih şeklimiz. Ama mutsuzluğu deneyimledikten sonra, çünkü biz neyden kaçarsak eğer onu hayatımızda daha fazla sürdürürüz. O halde acılarımızdan, mutsuzluklarımızdan kaçmak yerine mutsuzluğumuzun hayatımızdaki anlamını bulmalıyız. O acının hayatımızdaki anlamını eğer bulup keşfedersek onu değiştirebiliriz. Çünkü çoğu mutsuzluk örüntüsünde bunu fark ediyoruz. Öflediğimiz, ufladığımız, işte sıkıldığımız, bunaldığımız bir şeyler var. Ama sen bunun için ne yaptın? Ya sen bunun için ne çaba gösterdin? Ya benim mi çaba sarf etmem gerekiyor? Değişmesi gerek mi? Bak falancanın değişmiş. Biz hala ötekinin hayatıyla ilgileniyoruz. Hayır ya, kendi hayatımda ben ne yaptım? Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Sırasıyla mutsuz olduğumuz anıları paylaşabilir miyiz birbirimizle? Şu anda mı? Şu anda. Tamam. Çok gerildim. Yok. Ben başlayayım. Tamam. Eşimin parmağı ne yazık ki makineye kaptırıldı, yaralandı. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evim şu an çok dağınık. Benim evim her zaman dağınık. bunun sonu gelmez muhtemelen. Evet. Önümüzdeki hafta yapılacak işleri henüz bitiremedim. Önümüzdeki haftaya dair. Tamam. Şu anda seansa yetişmem gerek. Bir zaman sonra kaygılanabilirim. Bu akşam için yapmam gereken en az 5 başlık iş var. Tamam. Şimdi tam tersi, mutlu hissettiğimiz ve özellikle de bu anlattığımız şeylerle ilgili mutlu hissettiğimiz cümleler kuralım. Başlıyorum. Eşimin eli iyileşiyor. Evim dağılsa da bazen toplanabiliyor. Daha dün akşam eşimin arkadaşı evimdeki toza parmağıyla baktı. Dedi ki, yenge senin evin çok da pis değilmiş ya dedi. Rahatlamıştım. Çok şükür yapmam gereken işlerin olduğu da bir işim var. Seansa geç kalsam bile danışanıma yazarım, yayındaydım. 15 dakika geciktim, kusura bakmayın derim. Ve seansa o şekilde girebilirim. Zaten benim danışanlarım anlayışlıdır. Yapmam gereken 5 tane iş var. Bazen 5'ini de yapamayabiliriz. Ve bu çok olası bir durum. İlkindeki bedensel algılarımız nasıldı, şimdiki nasıl? Tabii. İlkinde bedenimizde böyle kalbimizin böyle hızlı hızlı çarptığı. Daha başında söyledim çok gerildim diye. Yani daha konuşmadan söyledim yani. Çünkü orada düşünmeye başlıyoruz zaten.
orada düşünmeye başlıyoruz. Beden öyle bir değişiyor ki biz kendimizi daha fazla çaresiz hissediyoruz ve biz bu şekilde tık 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 konuşmaya devam etseydik o bedenimiz daha fazla sıkışmış. Belki o cenin pozisyonuna kadar gidebilecek pozisyona girer ve buradan çıktığımızda ikimiz sönük bir şekilde ağrılarla birlikte çıkardık. Ancak sonra dedik ki ya yapabilirim. Ya problem yok, üstesinden gelebilirim, en kötü ne olur sanki gibi bazı bilişsel müdahaleli yeni düşüncelerle birlikte mutlu olabileceğimiz ya da farklı düşünebileceğimiz bakış açısıyla olaylara baktığımızda ben şahsen bedenimde bir gevşeme hissettim. Evet. Bir rahatlama hissettim. Aa evet çözülebilir şeyler bunlar çok hani aşamayacağım problemler değil. Şimdi bazı araştırmalar var. İnsanın en çok aşamadığı problem olarak gördüğü ve en çok kendisini çaresiz hissettiği durumun ne yazık ki böyle ki biz bunu pandemide de gördük sağlık problemleri olduğu açıklanıyor. Ve evet sağlık noktası olduğunda her yolu deniyoruz. Alternatif tıbbı da deniyoruz, psikolojik kökenli de araştırıyoruz, fizyolojik kökenli de araştırıyoruz ve çaresini bulmaya çalışıyoruz. Bir yerlerde bu noktada tıkanmışlık söz konusu olabiliyor ama onun dışında, sağlık dışında biz çoğu şeyin üstesinden gelebiliyoruz ve ben bu yüzden çoğu noktada işte başarı mı, kariyer mi, iş mi, ilişki mi, evlilik mi, annelik, babalık mı, şu evlat olmak rolü mü, anneyle çatışma mı? Çoğu noktada yapabildiklerimizi bu zamana dek yapabildiklerimizi ve bundan sonra yapabileceğimizi ve mutsuz bakış açısı ve olumlu bakış açısıyla birlikte bedenimize yansıyanları sürekli gözlemlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu üstesinden gelebildiklerimize bu taraftan bakabilmek. Yani bazı şeylerin üstesinden gelebilirim. Hı hı. Ya gelemezsem endişesine bakmak yerine şimdiye kadar nasıl yapmıştım, hı hı. yapamadığımda dünyanın sonu değil. Biraz daha bakış açımı değiştirerek ne demiştiniz mesela? Çok olumsuz olan hikayelerin içinde bile biraz olsun umut vadeden daha önce hı hı. olumlu olan anı parçalarını yakalayıp kaynak olarak kullanıyoruz dediniz. Yani işte ben ne dedim yapacak çok işim var dedim. Hı hı. Ama sonra neyse ki evimi toplayabilirim ya da hepsini yetiştirememem de sorun değil. Hı hı. Yani 5 maddeden 3'ünü yaparım. Yapmadığım ikisine mi bakacağım, yaptığım 3'üne mi bakacağım? Hı hı. Bu bakış açısıyla alakalı. Ben hep şimdi bahsedeceğim taraftan konuşmayı da önemsiyorum. O da şu, üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler de var bu hayatta. Mesela sağlık dediniz. Evet. Şimdi üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerin var olmasıyla alakalı. Yani bu hayatta bazı şeyler olacak ömür boyunca. Hı hı. Ve biz ne yaparsak yapalım bunun üstesinden gelemeyeceğiz. Hı hı. Değiştiremeyeceğiz bunu, yapamayacağız. Bununla kavga etmeyi mi seçiyorum? Yoksa ben bir taraftan bazı konularda becerikli ama bazı alanlarda da tamamen aciz olduğumu kabul ederek mi yaşamayı seçiyorum? Bu ikisi arasında bir tercih yapacağız. Eğer aciz olduğumuz alanlar ama gerçekten bizim kudretimizin dışındaki konulardan bahsediyorum. Acizlik derken kendimize yapıştırdığımız etiketten değil. Tabii ki. Aciz olduğumuz alanları kabul etmediğimiz sürece hayatla kavgamız da hiç bitmeyecek. Allah'la olan kavgamız da hiç bitmeyecek. Ve kavgası bitmeyen birinin huzurlu bir hayat sürmesi de pek de mümkün olmayacak. Güzel görmeye çalıştığı her şey ona tekrar kötü olarak gelmeye devam edecek. Ama hani bazen bazı yaşlıları görürüz başından çok badireler geçmiştir ama çok sakin, çok böyle tontondur, çok tatlı bir yaşlılık geçirir ya. Öğrenmiştir çünkü o. Ve deneyim. Kavgayı bırakmış. Kesinlikle. Yani kavgayı bırakmış. Ne gelirse Allah'tan diyor. Hı hı. İyisi de Allah'tan, kötüsü de Allah'tan diyor. Hı hı. Allah'la kavga etmeyi bırakmış. Hı hı. Çünkü şunun farkında. Zaten kimse ona başına kötü bir şey gelmeyecek diye vaat etmemişti. Zaten hı hı. böyle bir dünya yoktu. Bunun farkında. Belki biz bu anlayıştan biraz uzaklaştık. Hep kıyasla beraber herkesin hayatı çok yolunda gidiyor. Onda var, bende neden yok? Allah onlara verdi, bana neden vermedi? Herkesin her şeyi yolunda giderken benimki neden gitmiyor? Hı hı. Bu kavgalarla uğraşıyoruz ya, onların da yolunda gitmeyen pek çok mevzusu var. Biz bunları bilemeyiz. Bir diğeri, evet onların yolunda giderken benim yine de yolunda gitmeyebilir. Hı hı. Yani bunun da bir garantisi yok. Hı hı. Buradaki belki kendi büyüklenmeciliğimize bakalım, kendi kibirli taraflarımıza bakalım. Yani ben kim oluyorum da bana her şeyin verileceğine inanıyorum. Hı hı.
niye kendimi bu kadar üstün ve büyük görmeye çalışıyorum? Belki bu taraflara bakalım. Belki de sürekli kavga ettiğimiz ne varsa bu hayatta, bu kavganın bir sonu olmadığını kabul edelim. Bu kabulü yaşamadıkça kendimize çünkü mutsuzluk sebepleri bulmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum neler eklersiniz? Yani hepsine katılıyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Ve şu nokta çok doğruydu. Bazı yaş almış olan bireylere baktığımızda hayata çok daha uyumlu bir şekilde bakabiliyorlar. Çok daha işte tonton, iyimser ya da sakinlik içerisinde bakabiliyorlar. Bu kişilerin çünkü hayat deneyimleri var. Mesela babaannemi bu noktada çok takdir ederim ben. Üç çocuğuyla görüşmüyor, sadece babamla görüşüyor ne yazık ki. Çok da muzdarip aslında bu durumdan ama 40-45'li yaşları arasında bir kadın hastalığı geçiriyor. Çok kanaması oluyor. Ve babaanneme sorduğumuzda diyoruz ki, babaanne diyoruz, hani bunu nasıl başarıyorsun, aslında çok üzülüyorsun ama nasıl baş ediyorsun? Kızım diyor, ben diyor kadın hastalıklarından çok kanamam oldu diyor. Doktora gittim ve doktor bana dedi ki kafana takmayacaksın hiçbir şeyi. Ben dedi o doktordan sonra hiçbir şeyi kafama takmıyorum diyor. Yani aslında çok güzel bir şey. Kafaya takmama sanatı şeklinde sürekli anlatıyoruz. Ama bazen istemsizce oluyor. Yani şimdi araştırmalar bize şunu gösteriyor. Stres hormonlarını aktif bir şekilde çalıştıran kişi mutsuzdur ve aynı zamanda fiziksel boyutta ne yazık ki bedeninde bazı somatik rahatsızlıklar geçirebilir. Stres hormonları aktif bir şekilde çalışan kişi yine aynı zamanda ilişkilerinde mutluluğu yakalamakta güçlük duyar. Sağlıklı ebeveyn olamaz, mutlu ebeveyn olamaz. Ama biz bugün biliyoruz ki bir çocuk ancak mutlu bir ebeveynin yanında mutlu olmayı öğrenir. Dolayısıyla aslında bizim en başında o düşünmeyi yaşayış şeklimiz çok önemli. Yani o kafamıza taktığımız sorunlar, stres hormonumuzu aktif halde tutmamız ve bunun bizim bugünkü yaşamamıza ve bizden sonraki gelecek nesile geçmesi aşikar. Peki ne yapabiliriz? Stres hormonlarımız bizim kafamıza taktığımız sorunlarla birlikte aktif hale geliyorsa bizim bildiğimiz bazı hormonlar var. Serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin. Şimdi biliyoruz ki biz bugün bazı şeyleri, bazı hareketlerimizi değiştirebildiğimizde bu hormonlar aktif hale geliyor. Mesela biz bugün yürüyüş yaptığımızda, spor yaptığımızda kanıtlanmış bir gerçek, endorfin hormonu salgılıyoruz. Bu da bizi mutlu hissettiriyor. Yine kanıtlanmış bir gerçek, biz bugün birisini sevdiğimizde, birisine sarıldığımızda ya da biz bugün bir başkasına iyilik yaptığımızda, bir başkasının iyi olma halini düşündüğümüzde oksitosin hormonu salgılıyoruz. Bu da bizi mutlu hissettiriyor. Yine aynı şekilde biz bugün şükrettiğimizde, elimizdeki nimetler, az önce dediniz ya, ya Allah'la olan kavgamız da bitmeli, benim neden başıma gelmiyor diye şikayetimiz de bitmeli, isyanımız da bitmeli, kendimizle yaptığımız mücadelemiz de bitmeli. Tamam, peki o zaman neyi ekleyeceğiz? Mücadele bitti, kavga bitti, o zaman şükrü eklemiş olacağız biz burada. Eğer kendimizle ilgili, bu zamana kadarki hayatımızla ilgili, elimizdeki nimetlerle ilgili şükranımızı, şükrümüzü arttırırsak eğer, o zaman serotonin hormonu salgılamış oluyoruz. Yani bugün bize araştırmalar şunu gösteriyor. Sadece dini boyut olarak şükür de algılanmamalı bu. Tüm bilimsel çalışmalar şükrün bizim için ne kadar etkili olduğunu kanıtlamış vaziyette. Bu yüzden bir şey yapabiliriz ya, bir defter oluşturabiliriz kendimize. Şükür defteri. Her gün kapağını açıp, bugün işte sabah erkenden uyandığım için şükrediyorum. Ben bugün 6.38'de uyandım ve alarmsız uyandım. Allah'ım şükürler olsun. Yani eğer alarmla uyansaydım çok daha zor bir şekilde kalkabilirdim gerçekten. Ya da ben bugün işte ya suyumu içtim, çayımı içtim. Ya da bugün 2 saatlik yayın boyunca hiç öksürük krizim de tutmadı. Daha önce tutmuşluğu oldu burada. Bu yüzden şükürler olsun. Yani birçok noktada şükredebileceğimiz şey var ve bunu defterimize düzenli olarak yazabiliriz. Dedik ya, olumlu anıları dış kaynak olarak yükleme yapıyoruz. O zaman biz de iç kaynaklarımızı şükranlarımızla birlikte arttırıp kendimizi besleyebiliriz. Birinci kısımda, yayının birinci kısmında biz sürekli
bizden eksilenler, bizden götürülenlerden bahsettik ya hani işte yorgunluklar, zorundalıklar, sorumluluklar bir sürü şeyden bahsettik. 40'a 50'ye kadar madde saydık. Şimdi baktığımızda o zaman bir yer eksiliyorsa yani havuzun dibi delikse musluğu yukarıdan açmamız gerek. O musluk nasıl açılacak? Şükür listemizi sürekli hatırlatacağız. Ve eğer stres hormonları bizi bugün mutsuz hissettiriyorsa biz diğer hormonlarımızı aktif hale getireceğiz. Serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin. Bunları da hareket halinde olarak, ilişki kurarak ya da iyilik yaparak insanlar, çevremizdeki kişiler için düşmansı düşünceler üretmek yerine iyi olma halini istemekle birlikte aşabileceğiz. Çünkü biz bazen kendimizi özellikle pandemi döneminden sonra çok sık gözlemliyorum bu durumu. Pandemi döneminde 3 ay kadar, 6 ay kadar eve kendimizi hapsettik ve ailemiz ve ben vardık ortada. Ama pandemi döneminden sonra bu ailem ve ben kavramının ben devam ettiğini görüyorum çoğu yerde. Yani evimize insan almıyoruz ya da işte dışarıda birileriyle buluşmuyoruz, eski arkadaşlarımızla görüşmüyoruz. Bu mesafeler ne yazık ki beni bile bana hissettirmez. Çünkü ben karşımdakiyle iletişime geçtikçe kendimi, varlığımı hissederim. Bu yüzden sağlıklı ilişkiler kurmak ve kurduğumuz ilişkilerde sevmek, sevdiğim kadar sevilmek. Güvenmek, güven verdiğim kadar güvenini almak. Güven kurduğum bir ilişki yaşamak, bir ilişkiye ait hissetmek. Biri tarafından sahiplenilmek ve sahiplenmek, birinin beni anladığını bilmek ya da anlaşılma duygusunu hissedebilmem, benim varlığımı hissedip varlığımla barışmamı ve mutlu hissetmemi sağlıyor. Çünkü bizler aynı zamanda ilişkilerde yaralanan ve ilişkileriyle birlikte iyileşen varlıklarız. İlişkilerimizi iyileştirebilmemiz için de bugün o manaya, maneviyata vermiş olduğumuz emekle ve düşünce yapısıyla ilişkili aslında. İlişki ve ilişkiyle beraber iyileşmek dediniz. Tam da bununla alakalı bir izleyici sorumuz var. Şöyle soruyor seyircimiz. Eşimle tartıştığımda modum çok düşüyor. Tüm günümü ibadetlerimin devamlılığını bile etkileyecek kadar kötüleştiriyorum günümü. Kaygılı bağlandığımın farkındayım. 3 yıllık evliyim. Bunu nasıl iyileştirebilirim? Burada sormamız gereken bazı noktalar var. Çünkü biz bazen şey diyoruz. Eşinle iletişime geçerek. Geçtim aslında konuştuk biz bu konuyu ama aşamadık. Tamam. Buradan sonra da eşinle ilişkini tazeleyecek neler yaptın? Biz genelde şu tekniği uygularız. Bir ilişkide çatlaklıklar varsa, ilişkide çatışmalar başladıysa bu ilişki başladığında nasıldı? Yani siz o mutluluğu nasıl hissetmiştiniz? Veya ilişkinizde ilk deneyimler sizi ne kadar, ne şekilde mutlu hissettirmişti? Eşiyle birlikte bu takipçimiz mutluluğu konuşabilir. Mutluluğu konuşmak, mutluluğu paylaşmak, mutluluğu daha fazla çoğaltır. Bu noktada da yazarı hatırlamıyorum adını. Mutluluk paylaştıkça çoğalan en kıymetli duygularımızdandır der bir çok sevdiğim yazar. Dolayısıyla biz aslında sadece günlerimizde, sadece eşimizle birlikte oturduğumuz o çay kahve içtiğimiz zaman dilimlerinde sadece sorunu değil ki mutlu olduğumuz yanları da konuşmalıyız. Tekrar tekrar konuşmalıyız. Bazen şey diyor hayatım bundan geçti gitti artık neden hala konuşuyoruz? Mutlu hissetmek için konuşuyoruz, paylaşmak için konuşuyoruz. Dolayısıyla evliliğinde çatlaklık, çatışma olan kişiler evliliğinin özellikle de ilk başlarındaki deneyimleri tekrar tekrar konuşabilir. Ama temcit pilavı gibi ısıttığımız olumsuzluklar değil, mutluluklar. İşte ilk elini tuttuğu an, ilk gözünün içine baktığı an, ilk seni seviyorum dediği an, ilk ona işte bir hediye aldığı, hediye verdiği an, ona ilk yemek yaptığı an. Tüm bunları tek tek konuşarak o duyguyu tazeleyebilir. Duygu tazelendikten sonra tekrardan ilişkideki çözemedikleri sorunu konuşulabilir. Çünkü çok büyük bir yanlıştır bu. Öfke anındayken, tartışma anındayken, küskünlükler yoğunken sorunu çözmeye çalışmak. Zaten genelde çiftlerden bir tanesi şeyde, gel buraya sorunu çözeceğiz, oturacağız, konuşacağız hemen. Bir tanesi der ki ya ben konuşmak istemiyorum, benim şu an kafam atık zaten konuşmayacağım. İşte bu iki ayrım
ne yazık ki o çatlaklıkları daha keskin bir şekilde oluşturuyor. Burada doğru olan nokta ise şu, önce sakinleşeceğiz, evet, sonra oturup belli bir zaman dahilinde bu konuyu konuşacağız. Aylarca konuşmayacağız. Çünkü bu mutsuzluk getirir. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika, 10-12 dakika kadar var yayınımızın bitmesine. Başka izleyici soruları da var, yer verelim istiyorum. Hı hı. Sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Eşimle tartıştığımda modum çok düşüyor, bütün günümü etkiliyor demiş ya seyircimiz. Hı hı. Bu modunun düşmesinin kaynağının farkındaysa eğer, yani yalnız kalma korkusu mu, terk edilme korkusu mu, bununla alakalı olan bir tarafı varsa... Geçtiğimiz haftalarda tam bunlarla alakalı yayınlar yaptık biz. Hı hı. YouTube Wow TV hesabından geçmiş bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Yok sayılmaktan mı korkuyor, öyle mi hissediyorsunuz kendinizi mesela? Bununla alakalı bir bölümümüz var. Kendini Bilmek Wow TV diye aratırsanız bütün bölümlerimizin bir arada olduğu liste, oynatma listesi de karşınıza çıkacak. Dilerseniz oradan detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Hı hı. Bence bu tam da aslında anda olmakla da bağlantılı konuşabileceğimiz bir soru. Gün içinde aklıma olumsuz düşünceler geliyor. Bu benim mutsuz olduğum anlamına mı gelir? Şimdi soruyorum. Gün içinde aklına olumsuz düşünce gelmeyen bir Allah'ın kulu var mıdır? Olabilir mi? Mümkün değil. Yani 70 binden fazla düşünce gün içerisinde zihnimizden akıp geçiyorsa, tamam bazı araştırmalar 30 bin diyor, bazıları 70 bin diyor ama 30 bin bile olsa, ya mümkün değil. Benim buraya gelirken bile zihnimden birçok soru geçmiştir, düşünce geçmiştir. Yani 1,5 saatte İstanbul trafiğinde buraya kadar gelebildim. 1,5 saat, yani birçok olumsuz düşünce geçmiştir, ya mümkün değil. Bir kere her birimiz olumsuz düşünüyoruz. Ancak önemli olan bu olumsuz düşünceyi zihnimizde ne kadar barındırdığımız. Bu düşünce bizim için tekrarlayıcı bir düşünce haline mi geliyor? Yoksa bu düşünceyi ben zaman içerisinde yeni düşünceler, yeni bakış açısıyla birlikte rahatlatıcı bir nitelik oluşturuyor muyum? Az önce ne yaptık? Sırasıyla mutsuz olduğumuz noktaları saydık. Sonra dedik ki hayır, aslında şu şekilde bakabilirim ve mutlu olduğumuz çerçeveden yeni bir düşünce şeklinde bahsettik biz bu noktalarda. Peki beyin aslında olumsuz düşünmeye yatkındır dedik yayının başında. Evet. Beyin olumsuz düşünmeye yatkın, olumsuz anıları hatırlamaya yatkın ama ben onu değiştirebilirim bazı sorularla. En kötü ne olur sorusunu sorarım kendime olumsuz düşündüğümde. Çünkü en kötü ne olur sorusunu ard arda kendime sordum, bir zaman sonra şey deriz. Ya ne olacak ya? Ucunda ölüm yok ya. Ne olacak? Sıkıntı yok. Tamam çözdük. Ev dağınık olabilir. Tamam çözdük. Seansa yetişmeye de bilirim, 15 dakika rötar yaparız, ucunda ölüm yok ya der, rahatlarız. Veyahut da şöyle bir durum söz konusu, kendimize her bir olumsuz düşüncenin bana kazandırdığı şey nedir, bana kaybettirdiği şey nedir? Kendimize her defasında bunu soralım. Ancak burada danışanlarımdan da hep şu dönütü alıyorum. Olumsuz düşüncenin bana kazandırdığı hiçbir şey yok İrem Hanım. Olumsuz düşünce bu. Ne kazandıracak? Ya keşke olmasa, ah işte olmasın istiyorum. Ancak o olumsuz düşüncenin sana kazandırdığı bir şey olmasa beyin tekrar tekrar onu düşünmeyi tercih etmez. Çünkü biz bazen olumsuz düşünceyi zihnimizde yankılandırarak aslında kendimizi koruduğumuza inanıyoruz. Ya da kendimizi tehlikelere karşı savunma becerisi geliştirmemiz gerektiğini kendimize hatırlatıyoruz. Bu yüzden aslında oradaki ikincil kazanç bizde ne yazık ki olumsuz düşünme becerisini tekrarlatıyor. Bu yüzden kazanç kayıp dengesini oluşturmalı, o terazinin dengesini kendi ruhumuzda ya da düşünsel boyutumuzda sağlamalıyız. Peki anda kalmak için ne yapacağız? Bu konu çok önemli bir konu. Özellikle de 6 Şubat depreminden sonra da birkaç tane videomu tekrar tekrar paylaştım. Kalamayabiliriz, travmatik bir döngü hatırlayabiliriz, olumsuz bir düşünceyi hatırlayabiliriz. Böyle anlarda etrafımda şu anda ne varsa onu baştan sona görmeliyim. Yani ben olumsuz bir şey mi düşündüm? Ya da işte eşimin dışarıya çıktığında nereye gittiğini merak ediyorum. Ama kuşkular da var zihnimde. Ya bir dakika, o olumsuz düşünce zincirinin halkalarından bir tanesi olmayayım. Ben diyeyim ki şu anda neredeyim? Ayaklarım yere sabit bassın. Etrafımda neler var? İşte arkamda çok güzel bir ekran var. Şu anda Nihan Hanım'ın üzerinde gri renk var. Renkleri baştan sona sayabilirim. Ve bulunduğum ortamın kokusu nasıl?
çok güzel bir koku var. Ay, ben şu an bir tahta kokusu alıyorum aslında burada. Bu kokuyu aldım, içime çektim. Ya da kokladığım ne var? Şu anda belki çayın kokusunu alıyorum şu anda. Ağzımda ne tat var? İşte su içiyorum sürekli. Su tadı var ağzımda. Nereye dokunuyorum? Önümdeki cama dokunuyorum. Ben şu anda tamamen buradayım. O travmatik döngüde değilim. O olumsuz döngünün kıskacında değilim. Kendimi oradan aldım, buraya getirdim. Düşünsel boyutta da şöyle bir deney var. Kuru üzüm. Biz kuru üzümü alıyoruz. Kuru üzümün dokusunu baştan sona inceliyoruz. Onun böyle yumuşak bir dokusu vardır. Böyle onu böyle ezdiğimizde içinde böyle yumuşaklık, jöle kıvamında böyle erir. O kuru üzümü elimize aldığımızda, hatta elimize de alabiliriz. Ve onu böyle parmaklarımızın arasında geçiştirdiğimizi hayal edelim. Sonra onu ağzımıza alalım. Ağzımızda o kuru üzümü tatmaya çalışalım. O içindeki o jölemsi kıvamının ağzımızda dağıldığını hissedelim. Yani biz bir nevi anda tadarak, dokunarak ya da görsel bir şekilde görerek, duyduğumuz bir şey varsa duyarak, koklayarak o anı beş duyu organımızla birlikte algılayalım. Şimdi beş duyu organımızla birlikte algıladığımız yerde, algıladığımız ortamda ne varsa onu düşünürüz. Ancak biz bu andan kopup gidersek başka bir ortamda yaşadığımız ya da yaşamamız olası olan şeylerin, düşüncelerin akışına kendimizi bırakırız. Bu iki egzersizi anda kalmak için sürekli uygulayabiliriz. Bir de şu var, mutluluk bence bir tercih meselesi. Dedik ya, ben eğer şu anın içerisinde beni mutsuz eden bir şey varsa, kaçmadığım müddetçe, başka aşırılıklara kaçmadığım müddetçe şu anda kalmayı tercih etmeliyim. Çünkü ben bu anı yaşamazsam bu anı yaşamayı ya da bu anın sorumluluklarını ertelerim. Ve aslında ertelediğimiz her bir şey yarın için yeni yapmış olduğumuz planları doğurur. Ve ben bugün hangi koşul varsa o koşulu yaşamalı ve yaşatmalıyım. Bu da anda kalabilmek için çok önemli diye düşünüyorum. Birazcık kendimizle alakalı olan zorlandığımız şeyleri öncesinde keşfetmek. Yani mutsuzluk dediğim, işte yorgunluk dediğim, belki çok yorgunum diyorum sürekli, çok keyifsizim, hiç halim yok, hiç tadım yok dediğim şeylerin hem kaynağını keşfetmek belki burada bizim için yardımcı olabilir. Hem de bunu keşfettiğim zaman ne yapıyorum? Yani ben kendimi kötü hissettiğimde ne yapıyorum? Hemen telefona mı sarılıyorum? Çok önemli. Hemen bir arkadaşımı mı arıyorum? Kendimi temizliğe mi veriyorum? Ama yapmam gereken farklı şeyler varken, sorumluluklarım daha farklıyken. Yani kendimi bir şekilde uyuşturmaya mı çalışıyorum? Oradan kaçmaya mı çalışıyorum? Yoksa gerçekten o an ne olup bittiğine şöyle bir durup bakıyor muyum? Bunu yapmadığımız sürece dediğiniz gibi orada yaşanmaya ihtiyaç duyan bir şey var içimizde. Biz onun üstünü örtüyoruz. Dur şimdi seni ben hissetmeyeyim. Tamam, gözüme gözükme, tamam mı? Birazcık şöyle gerilerde kal. Ben hemen telefonla vakit geçirmeye devam edeyim. Sonra daha büyük bir şekilde o bizim gelip kapımızı çalıyor. Orada birazcık olsun kendimizi sakinleştirip bulunduğumuz ana dönebilsek, sonrasında o kadar büyümüş halde de karşımıza çıkmayacak belki. Yaşadığım şeyi fark edip, üzüldüğümü fark edip, sonrasında da o üzüntünün devamında gelen senaryolara kapılmadan, o zincir dediğiniz o zincire kapılmadan. Hı-hı. Yani hem neye üzüldüysem hakkını vereyim, hı-hı, ama sonrasında da onu sürdürmeyeyim. Sonrasında da kafamda hikayeler kurmaya devam etmeyeyim dediğim yerde. Evet, üzüldüm. Baktım senaryolar gelmeye devam ediyor. Keşkeler, pişmanlıklar, suçlamalar. Orada bir dakika dur dedim. Ve anda kalacak bir egzersiz yaptım peşine. Hem burada bu olumsuzluğa tahammül kabımı arttırıyorum. Hem de anda kalma becerimi arttırıyorum aslında. Öbür türlü sürekli olumsuzu da besliyor çünkü zihin. Hikayelerle, düşüncelerle, hep söylediğim bir karikatür vardır, çok seviyorum. Köpek akşam yatıyor yatağında, diyor ki o hoş dediğinde keşke hav deseydim. Şimdi akşam boyunca kafamızda dönüp duruyor ya, keşke şöyle deseydim, böyle cevap verseydim. Hı-hı. Bunun sonu yok. Yani bir tercih yapacağız. Kafamızda dönüp duranların içinde yaşamaya mı devam edeceğiz? Onları fark edip orada kalmayarak yaşamayı mı tercih, hı-hı, edeceğiz? Hı-hı. Asıl belki de kritik nokta burası. Hı-hı. Babaannemin örneğinde kalmak istiyorum. Yani 3 tane çocuğuyla görüşmüyor kadın ama diyor ki ne yapayım diyor.
eynim diyor. Biz Kastamonu'da üstüm başıma eynim derler. Üstüm başımı yıkayan var annem. Diyor ki önüme yemek koyan var annem. Ben diyor zaten uyumak istiyorum kızım diyor. Ben diyor zaten bekliyorum diyor. Gidiyorum, yatıyorum diyor. Uyuyorum, sabah kalkıyorum. Yine yiyorum, yine içiyorum, yine yatıyorum diyor. Ben diyor neden dert edineyim? Zaten kalmış ne kadar ömrüm. Dert ettince ne oluyor diyor. Bana bir kazancı mı var sanki? Babaannem 80 küsür belki 90'a yaklaştı yaşında bunu düşünüyorsa biz de bugün bunu düşünmeliyiz. Ya bana kazancı ne? Yani onu dert etmelerimi dert ettikçe bana kalan ne ama benden götüren neler var? İşte babaannemin şu anda hiçbir rahatsızlığı yok. Bizim eve almadan önce işte tansiyonu vardı, bir sürü ilaç kullanıyordu. Doktora gittik tek tek hiçbir rahatsızlığı kalmadı. Tek bir ilaç bile kullanmıyor şu anda. İnşallah. Ve bunun sebebi bu. Aslında somatik olarak baktığımızda şeker hastalıklarına bakıyoruz, stres. Kas hastalıklarına bakıyoruz, stres. Cilt hastalıklarına bakıyoruz, yine stres. Herhangi bir mide rahatsızlığı, ağrılar, baş ağrısı, migren, fibromiyalji bunların her birinde stres, üzüntü, gerginlik, tedirginlik ve travmatik döngüler var. Yaşamış olduğumuz olumsuz anıları biz bedenimize de kayıt altına alıyoruz. O halde anıya yaşandı ve anıdan sonra şu duyguları hissettim ve bu anı artık bitti. Bugün tam da şu andayım diyebilmek büyük bir beceri meselesi. Ve bunu yapmalıyız, bunu inşa etmeliyiz kendimizde. Çünkü şöyle bir gerçek var Nihan Hanım, ben bu bedene sahip çıkmadığım bu bedenle ilgilenmediğim müddetçe kimse kalkıp da İrem'in bedeniyle, İrem'in ruhuyla ilgilenmeyecek. Ben benden sorumluyum. Hani bazı sorumluluklar mutsuz hissettirir dedik ya. Bir cümleyle toparlayalım. Kendimize ait sorumluluğumuz da kendimizi aslında mutlu da hissettirebilir. Bu yüzden kendimize ait sorumluluğumuzu iyice bir üstlenmeli ve kendi kul hakkımıza girmemeliyiz diye düşünüyorum. Çok çok da güzel bir son cümle oldu. Kendi hakkımızı kendimize teslim etmek, kendi kul hakkımıza girmemek, mutsuzlukla alakalı sürekli yakınıp duruyorsak önce kendi hakkımıza girdiğimiz yerleri fark etmek lazım diyelim. Kesinlikle. Belki de işte bu sorumluluk dediğimiz kısmı. Gökten zembille inmeyecek, kimse de bize vermeyecek, hiçbir şeye de bağlı değil. Bağlı zannettiğimiz her şey bir gün geçip gidecek, hevesimiz de geçecek onlarla alakalı. Biz önce kendi içimizde yaşartmaya bakalım diyelim. Bunu nasıl yapabileceğiz konuştuk. Sebeplerini konuştuk. Çok güzel izah ettiniz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.